basına bir açıklama yaptı. Süt kadar temiz mal varlığı budur, helaldir dedi. Alın teriyle alınmıştır dedi. Ve liste paylaştı. Mal bizim değil, Allah'ın. Yani mülk Allah'ın, evet. Hepsi Allah'ın. Biz emanetçiyiz. Ankara'nın Turgut Altınok'un olduğunu biz öğrenmiş olduk neredeyse. Babadan kalan. Bu mal varlığı bana değil de belediye başkanı olduktan sonra zengin olanlara sorulmalı. Olur mu? Evet, babadan kalmış olabilir ama niye onu da açıklamadın değil mi? 67 şirketin vardı. Peki ne kadar değeri var? Veya buradan ne kadar kiralıyorsun? Bu soruların cevapsız kalıyor. Ben işte gazeteci olarak sorabileceğimi sordum ama cevap alamadım. Altınok'un mal varlığı tartışmasında yeni perde açılıyor. Murat Arel belgeleri açıklıyor. Turgut Altınok'un trilyonluk işleri birazdan kayda geçsin de. İyi akşamlar, kayda geçsin akşamı. Ekip arkadaşlarımla beraber masamızı kurduk ve çok sıkı hazırlandık yayına. Sanıyorum birazdan sizler de izlemeyenlere programı duyuracaksınız. Herhalde Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok da bizi keyifle izleyecektir diyerek başlayayım. Barış Beylivan, nasılsınız? Teşekkür ediyorum efendim, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz, Timur Soykan. Heyecanlıyız, gerçekten güzel bir program olacak. Yani izleyicilerimize şunu söyleyelim, bomba dosyalarla geldik. Her saniyesi, hatta ben söylüyorum, bizim programlar çoğu zaman bir gazete yapıyor olsanız, evet. Yani 3-5 tane manşet çıkacak, bütün sayfalarını doldurabileceğiniz kadar dolu programlar oluyor. Bugün de gerçekten Türkiye'de günlerce konuşulacak dosyalarımız var. Arel? Zımba gibiyim. Bütün Ankara seni bekliyor. Yani inşallah öyledir. Hazır ve nazır olarak. Ama işte tek bekledim. Ankara olsa iyiymiş dedirttin geçen hafta bize. Neydi ya? 843 daire, 600 daire, 600 Antalya'da. Daire. Antalya'da İşte Ankara'dakiyle birleşince 843 daire. 843 evet. Tane doğru. Şimdi yani, ilçe nüfuslarından fazla. Turgut Altınok demişti ki geçtiğimiz hafta aslında açıklamıştı mal beyanını. Mal beyanını açıkladıktan sonra o malların tamamını yazmadığını bize Murat Arel anlatmış oldu. 600 daireyi gösterdi. Sonra Turgut Altınok dedi ki, belgeleri gösterin, suç duyurusunda bulunacağız. Bugün de o belgeleri göstermezseniz, yani tapunun kimin üzerine olduğunu göstermezseniz, tapuları göstermezseniz istifa edeceğim dedi. Aslında Mansur Yavaş'aydı çağrısı. Ama haberi de takip eden ve devam ettiren Murat Arel olduğu için birazdan Murat, dava açılan da ben olduğum için. Dava açılan da kendisi olduğu için birazdan bu çağrıya yanıt vermiş olacak. Bu soruya da yanıt vermiş olacak, onu söyleyelim. Ekip arkadaşlarım ısrarla Murat'a sesleniyor galiba arkadaşlar. Bizde her şey şeffaf. Seslenin, baksın kameraya bakacak mısın? Oraya bakalım. Sağa kaydedi. Birazdan anlatacağız bunu ama bugün dediği gibi Timur'un bir gazeteyi hazırlayabilecek kadar haberimiz var ve her biri ayrı bir başlık. Seçimi de konuşacağız, sandık işlerini de konuşacağız. Erdoğan, muhalefet Erdoğan'ın evini mi alacak? Bize onu anlatacaksın. Evet. Ne demek istediğimi açma. Aç, peki. Açma. Evet, evet demekle yetiniyorum. Seçim güvenliğini de anlatacaksın. Çok az bir gün kaldı çok aslında. Çok önemli isimlerle konuşayım, onu söyleyeyim. Herkesin şu 5 gün kala, herkesin yüreğini pıt pıt ettiği bir konu var. Sandık güvenliği ne durumda? Açık açık, bu işte en iddialı olan Cumhuriyet Halk Partisi'ni aradım. Yöneticilerini aradım. YSK'da önemli isimleri aradım. Kurmaylarla konuştum. Ve sorularımı sordum, yanıtlarını ilk kez Halk TV ekranlarında izleyicilerimizle buluşturacağız. Çok konuşulmuştu bu hafta Karabük. Karabük'te ne yaşandığını Timur Soykan anlatacak. Yani küçücük bir yerde ne olaylar var. Bir yıl önce de aslında anlatmıştın, evet, Gabonlu öğrencinin cinayetiyle anlatmıştın. Ama bugün gelinen noktada artık Karabük'te bambaşka şeyler yaşanıyor. Detaylı bir şekilde açacağız, onu söyleyeyim. Anne karnında satılan bebek. Şimdi bu çok önemli bir dosya. Murat Arel anlatacak. Bakanlıkla da görüştü. Yani vermeyelim bunun da detayını ama hepimizi üzecek. Ama arkasından da ardında da bu hafta konuşulan bir yoksulluk mu var? Yoksa bambaşka bir öykü mü var? Konuşacağız, onu söyleyelim. Hazırlandık ama başlayalım. Çok beklenen Altınok. Ben de bekliyorum çünkü. Bir şikayet dilekçesini gösterdi Murat bana. Şikayet dilekçesinde bir isim var. O isim de davacı Yıldız Altınok. Davalı Turgut Altınok. Kız kardeşten abiye, kardeşe bir dava. Davanın gerekçesine onu da anlatacağız. O biraz tebessüm ettiren bir halde. İşte kardeşler arası oluyor öyle.
kardeşlerin malına siz de ortak olmaya çalışırsanız, üstelik de onunsa, bir de haksız yere kendi üzerinize almaya çalışırsanız, kız kardeş de der ki bir dakika. Kaç olmaz tane öyle daire iş olduğunu sormaya korkuyorum. Büyük zenginlik konuşulmuştu. Yahu böyle bir zenginlik olur mu demiştik. İşte sonra o zenginliğin de o kadar olmadığını, çok daha fazla olduğunu görmüş olduk. Gelelim aşama, bak sırayla anlatalım. Yavaş yavaş sakin sakin anlatalım. Çünkü çok konu var. Turgut Altınok diyor ki, bu daireler, Murat Arar tamam açıkladı, 600 daireden söz etti. Benim değil ki bunlar. Evet. Öyle mi Murat? Ben bazen kendimi Sayın nasıl, Altınok'un değil mi? Kendimi nasıl hissediyorum biliyor musun? Güldür Güldür ekibinde çok güzel bir skeç vardı. Kırmızı eşortmanlı Şevket Hoca. Bir konuyu anlattığı zaman tekrar tekrar soru geldiğinde tekrar başa alıyor ve ben bunu pergelle anlattım. Ben bunu sürahiyle anlattım. Ben bunu bardakla anlattım, hı-hı, diyor ya. O misali... Biz de bunu tek tek yine anlatalım ki süreci baştan alalım. Nasıl geldi, nasıl oldu ve şu anda hiçbir anlam kargaşasına mahal vermeden bu işi de bitirelim. Neden derseniz de her şeyini açıklayalım ki kimsenin kafasında bir soru işareti kalmasın. Şurada bir notumu alayım çünkü bu da önemli olacak. Ben bunu eğer müsaade ederse hem ekip arkadaşlarım hem de sen şöyle ekranda anlatayım. Tabii, daha tabii net olacak. Ben oraya giderken soruyu söyleyeyim. Bu tapular yok demişti Turgut Altınok. Bunları ortaya koyarsanız, benim üzerime olduğunu söylerseniz de istifa edeceğim demişti. Günün en önemli tapusu başlığı. Tapusu yok demişti. 660 dairenin tapusu, hı-hı, yok demişti. Şimdi ilk başta aslında Sayın Mansur Yavaş bütün Türkiye'nin aslında istediği şeffaflığı göstererek dedi ki her aday mal varlığını açıklasın kardeşim. Açıklasın ya dedi. Eğer üstünüzde haksız bir zenginleşme yoksa, ne varsa ne yoksa açıklayın dedi. Mansur Yavaş açıkladı. Ekrem İmamoğlu açıkladı. Ardından Murat Kurum açıkladı. Ardından Tunç Soyer açıkladı. Diğer belediye başkanları açıkladı. Bir katıldığı programda Turgut Altınok'a soruldu. Mal beyanınızı verecek misiniz diye. Mülk Allah'ındır dedi. Biz dedi emanetçiyiz. Mülk Allah'ındır dedi. Peki açıklayacak mısınız dedi. Efendim dedi, biz zamanı gelince açıklayacağız dedi. Tabii bu her yerde karşısına çıkınca da mecburen açıklama yapmak zorunda kaldı. Açıkladığı bir liste vardı. Sosyal medya hesabından açıklama yaptı ve dedi ki insanın dedi özü sözü bir dürüst olmalıdır. Bir belediye başkanı öncelikle şeffaf olmalıdır. Bir belediye başkanının duruşu olmalıdır ve o bir yanda bir bu yanda bulunmamalıdır. Ne yazık ki mal varlığım üzerinden bir süredir suni gündem yaratılıyor diyor. Bu suni gündemlerle değerli Ankaralı hemşerilerimi incittiklerini hissettiğim için mal varlığımı açıklama vakti gelmiştir diye paylaştı. Paylaştığı listede de 22 tane arsa kendi üzerine, 11 tane konut, 1 tane benzin istasyonu, 2 bina, 25 tarla, aile şirketi hissedarlığı, Turgut Altınok'la ilgili Altınok Gayrimenkul'deki hissedarlığından bahsediyor. O hissedarlığa ait 5 dükkan, burada 12 konut yanmış, burada 67 konut olacak. 67 tane konutu var çünkü 160 küsür tane daire kalmış ama onun 67 tanesi, %36 hissedarlığı var. Bu şekilde mal beyanında bulundu. Şahane. Ardından bunun mal beyanıyla ilgili açıklamanın içerisinde acaba dedim bunların, çünkü yapılan mal beyanı açıklamalarında şunu gördük biz. Mansur Yavaş dedi ki benim mal varlığım bu kardeşim. Eşimin de bu. Eşi yanılmakta zorunlu değil. Bankadaki mevduatım da bu. Benim taşınmazlarım bunlar ve para edebilecek şeyler de bunlar. Açıkladı açık açık. Herkes de açıkladı. Ama Sayın Turgut Altınok bunlarla ilgili değerlerini açıklamadı. Bankayı açıklamadı. Altın, döviz ya da diğer emtiaları açıklamadı. Ve bunlar açıklamadığı gibi onun üzerine de ben dedi banka hesabı kullanmıyorum dedi. Sadece emekli maaşımın yattığı bankam var, onu kullanıyorum dedi. Şimdi demek ki başka bir değerde taşınıyor paralar ya da değerlendiriliyor. Onların da açıklaması gerekiyor ama açıklamadı. Devam Murat, edelim. Murat şimdi burada dedi ki içinizde en ufak bir tereddüt olmasın. Sen şimdi evet, bunları gördükten sonra parsellere de bir baktın. Dedin ki benim içimde bir tereddüt var ben ve tereddüt bir iddianın duydum, peşine düştün. Ve sırayla ki, gidelim o parsellere de bakalım. Burada açıklandıktan sonra ben buradaki değerleri ya da bu parsellerin büyüklüğü ne kadar arkadaş? Bu kadar arsa var da 25 tane tarla. Ya olur mu öyle şey diyor insan yani? Ne kadar bunların büyüklüğü? Oturdum. Bakın bunu her yurttaşımız... Televizyonları başında bizi izleyen her yurttaşımız şu anda internete girip tapu parsel sorgulama diye girdiğinde burada yazan parsel numaralarını yazıp onun uydu görüntülerini, parsel sorgulamadaki miktarını, metrekaresini, her şeyini görür. Bu kadar şeffaf
sorgulama. Ben de girdim aynen sorguladım. Hatta bazılarını bulamadım. Kaydı yok. Muhtemelen parsel numaraları değişmiştir. Bunların toplamı 5 milyon metrekare yapıyor. İlk açıkladığı 5 milyon metrekare. Murat biraz gözümüzde canlansın. 5 milyon metrekare ne demek? Monaco'yu biliyorsun abi. Evet. Monaco'dan büyük. Ülkeden büyük. Yani Avrupa'nın ülkesinden büyük. Yani. Ya birçok ilimizden de büyük. Evet. Neredeyse. Ankara'nın yarısına sahiptir desek. Çünkü fiziki olarak söylemiyorum. Hani bina olarak söylüyorum. Evet. Ardından bu arsaların içerisinde biz bir tanesinin de kat karşılığı verildiğini öğrendik. Orada da çok büyük plaza yapılmış. 67 dairesi varmış. Ama o da yok beyanda. Ne kadar olduğu, ne kadar onların değeri olduğunu bilmiyoruz. Ama biz öğrendik. 3,5 milyon liraymış. Yani plaza bitmiş. Plaza orada daireleri var ve mal varlığı. Kiraya verilmiş, satışa çıkarılmış. Bununla ilgili gelir kaydedilmesi gereken gelir kaydedilmemiş. 67 tane dairesi varken işte şirketin üzerinde 160 tane daire varken abi bunların biri açıklanmamış. Açıklanmamış. Bunu öğrendik. Ama sonra açıklanmayan bambaşka bir Ankara'dan Antalya'ya. Ben bununla ilgili şöyle geçmiş zamanda parsel parseli yazarken Ankara ile ilgili değerli büyüklerimizin mal varlıklarla ilgili birçok bize bilgi geliyordu. Turgut Altınok'la ilgili Antalya'da bana hem abisinin hem de kendisinin burada arsası olduğunu 2021 yılında bununla ilgili de çok büyük bir inşaata başladıklarını, havalimanının hemen yanında olduğu ve havalimanından da gerekli yazışmalar yaparak izinler aldığını söylemişlerdi. Şimdi aklıma bu gelince acaba listede var mı diye baktım. Listede yok. Listede yok. Ya burası bitti mi diye Antalya'daki meslektaşlarımı aradım. Meslektaşlarım dedi ki abi burada bilmeyen yok ki zaten dedi Antalya'da, Aksu'da. Nasıl yani ya dedim. Başladılar abi 660 daire yapılıyor dedi. Bunlar binaların resimleri. Yok denilen var ya. Şu an inşaatı sürüyor. Sürüyor. Zaten çoğu da tamamlanmak üzere. He. 660 tane inşaat burada. Kim yapıyor? Ramazan Karabulut olması lazım. He. Ramazan Karabulut. Ama Ramazan tamam. Karabulut adlı müteahhitle anlaşıyor. O 12 bin küsür metrekarelik arazisinin üzerine 660 daire, 1 artı 1 sadece, başka yok. 660 daire 3 bloktan oluşan 14 katlı, 3. bloğu 16 katlı bir yapı başlıyor. Buradaki de onun görselleri. Murat tamam böyle ama Sayın Altınok'ta diyor ki hayır bunlar benim üzerime değil. Aynen bunlar benim üzerime değil diyor. Onu ima etmeye çalışıyor. Hı hı. İspatlayın diyor ya benim değil demiyor bak orada. İspatlayın diyor benim böyle bir dairem yok diyor. Peki devam edelim. Bu diğer görsele geçelim, 4'e geçelim. Şimdi Turgut Altınok yaptığı Ankara'daki mal varlıklarını açıkladığı açıklamasında şu ikinci mesajı paylaşmıştı. Demişti ki ben şirketin Turgut Altınok, Altınok Gayrimenkul AŞ adında aile şirketinde %36.99 yani %37 hissesine sahibim. Ve bu hisseden de yani bu şirketteki hisseden de 183 adet daireden 67 adeti bana ait artı 12 tane de dükkanı bana ait. Yaptığımız inşaattan bu kaldı bana diyor. Ha, bu 67 tane sayı olarak çok küçük gibi gözüküyor da arkadaşlar. Ya tanesi 3 milyon liradan bahsediyoruz. Aynen. 12 dükkan diyoruz. Dükkanın inanılmaz büyük maliyeti var. Şey var, değeri var. Şimdi bunlardan da biz şirkette ortaklığının %37 olduğunu Turgut Altınok'un Altınok Gayrimenkul'de olduğunu öğreniyoruz. Peki Altınok Gayrimenkul'un kuruluşundan itibaren yöneticisi kim? Turgut Altınok, Hacı Mehmet Altınok. Kardeşi. Devam ediyoruz. Kardeşi Turgut Altınok, Hacı Mehmet Altınok. Son duruma geldiğimizde ise Turgut Altınok, Hacı Mehmet Altınok Ticaret. Buradaki Ticaret Sicil Gazetesi'ndeki bilgilerini görüyorsunuz. Sermayesi de 500 bin TL sermayesi var. 500 bin TL sermayesi var. Firmanın bilgileri burada. Peki yetkilisi kim? Hemen yine Ticaret Sicil Gazetesi'ndeki bilgilere bakıyoruz efendim. Hacı Altınok. Yani şirketin üzerindeki bütün malların yönetimi, satışı, kiralanması, bütün her şeyi yapmaya yetkili kişi Hacı Altınok. Yani Murat, kardeşim. Bir parantez açıp bir şey sorabilir miyim? Tabii. Genelde böyle insanlar siyasete girdiklerinde böyle şirketlerde yönetimden çekilirler ve akrabası yönetimi almış gibi görünür. Öyle bir durum mu bu? Kesinlikle. Benim tahminim bu. Yani Sayın Turgut Altınok şey demişti açıklamasında. Ben siyasete girdikten sonra malım artmadı, malım azaldı dedi. Buna sevinmelisiniz dedi. Bunu söyledi. Peki buradaki amaç Turgut Altınok belediye başkanı olduktan sonra, siyasette olduktan sonra acaba sonuç olarak bütün işleyişlerini, ticari faaliyetlerin hepsini kardeşine devrettiğinden dolayı olabilir mi?
bütün mal varlığının yönetimini de kendisine devrettiğinden dolayı olabilir mi? Ama ortak aynı zamanda hala değil mi? Hala ortak. Ortak yani yönetimi sadece devretmiş. Hala ortak. Bak orada söylüyor kendisi. Yani şirketin malları onun da aynı zamanda. Şirketin %37'si benim diyor. Yani biz Hacı Altınok'la ortağız. Onun neyi varsa benim de %37 payım vardı şirkette. Peki. Şimdi buraya kadar geldik. Şimdi bunun akabinde vergi ödemiş mi? Hayır. 67 tane Ankara'da dairesi olan, hali hazırda kiraya verilen ve satılan, gelir vergisi ödemesi gereken yerde şirket vergi ödemiş mi? Hayır. Peki kaç yıldır ödememiş? 3 yıldır. Nasıl ödemiyor? Şöyle, bunu sadece belgeleri görmediğim için tahmini söylüyorum. Gideri çok fazladır. O gideri gösterdiği için de matrassız çıkar. Yani der ki ben kar yapamadım. Aksine zarar ettim. Ama benim de kafam aklıma su soru işareti geliyor. Ya arkadaş sen inşaat yapmadın. Sen kat karşılığı anlaştın. Müteahhit onun yükünü üstlendi. Sen direkt dairelerini aldın ve kâra geçtin. Hatta o dairelerin bir tanesinde de emlak şirketi kurdun. O emlak şirketinden de kiralamalar yaptın. İsterlerse onun da belgelerini imzalamış olduğu sözleşmeleri gönderirim. Devam edelim. Diğer görsele geçelim. Şimdi ben bunun üzerine Antalya'daki yeri araştırmaya başladım. Az önce inşaatın halini gösterdim size. Antalya'daki parseller bunlar. Bunlar projenin içerisindeki görseller. Bu projelerin içerisindeki görsellerde şöyle bir şey var Timur. Devlet Hava Meydanları'yla yazışma yapılmış. Devlet Hava Meydanları'yla. Devlet Hava Meydanları'nın içerisinde aynı zamanda başka yazışmalar da yapılmış. Ve izinler alınmış. Bu izinlerin neticesinde de bu 660 daire 3 blok işleme konmuş. Şimdi bir tane görselimiz eksik. Onu ekleteceğim. Müsaadenizle telefonumu alayım. Ama şeyi doğru anlamak için soruyorum. Ya burası sonuçta havalimanının yanında olduğu için ve burada 14-15 katlı çok yüksek binalar yapıldığı için o Devlet Hava Meydanları işletmesinden de izin almaları, yani bu tabii, alanların şart. Uçak inişlerine engel olmaması, o yüksek binaların olmaması için şart. Bunların olması çünkü gerekiyor. Orada sonar cihazları var. Orada tabii, bir takım radarlar var. Onları yüksekliğin etkilememesi, uçakların iniş kalkışında bir takım aksaklıklara sebebiyet vermemesi için şeyler alması gerekiyor. Şimdi Turgut Altınok diyor ki benim diyor burada bir şeyim yok. Bu diyor benim değil ama diyor kardeşimin diyor. Bakın bu belge oradaki binanın projesinin içerisindeki belgenin bir kısmı. Şimdi gerisini mahkemede açıklayacağız. Şimdi bak ne yapmışlar? Kaç tane daire yapılmış? 660 tane. Peki burada ne var? A blokta kaç var? 14 kat. 14. B blokta kaç var? 14. C blokta kaç kat var? 16. 16 kat. Peki bunun toplam oturumu ne kadar Timur? 50.792 metrekare. Yani 12.000 metrekare arazi olmuş size üstünde yapıldığı inşaatla birlikte. İnşaatın toplam alanı 50.792 metrekareye çıkmış hocam. Ve burası hala yok deniyor değil mi? Devam edelim şimdi. Bununla ilgili yine başka bir şeyimiz var. Onu da hemen anlatayım size. Bununla ilgili de diyor ki tapu yok. İşte bu tapu bize ait değil. Bu tapunun herhangi bir görseli sunun diyor. Hemen onu da biz sunalım. Buranın peki tapusu kime ait? Ve gerçekten arazi mi? Gerçekten Altınok ailesine mi ait? Bu soru işareti değil mi? Ya varsa iddian çıkarır koyarsın. Bu projenin içerisindeki net bilgiler. Bakın 1+1 50, 54, 52, 55 metre. Gözde tapuyu da versene zahmet. Hemen yanında. Tapu da burada. Antalya, Aksu, Altıntaş 12.129 metrekare. Sahibi kim? Hacı Altınok. Evet, ailenin ve şirket ortağı olan abisinin üzerine kayıtlı. Bu tapu üzerine 12.129 metrekare araziye ne yapılmış? 12.129 metrekare, 660 tane konut yapılmış. Sen şimdi şunu mu kanıtladın Murat? Bir özet geçmek istiyorum. Sen Turgut Altınok'un şirket ortağının ve bizzat kardeşinin o şirketle birlikte yaptığı 660 kapasiteli toplu konutun tapusunu mu gösterdin? Yanlış mı algılıyorum? Aynen öyle. Peki tamam. Bir saniye bir şey söyleyeceğim. Şimdi ben Hürriyet.com.tr'den okuyorum. Hürriyet.com.tr'de Turgut Altınok demiş ki tırnak içi 600 darinin Altınok adına tapusunu göstersin istifa edeceğim demiş. Burada.
Şimdi arkadaşlar saat 21.20. 21.20. 21.20'de hadi 21.20 olsun. 21.20'de sen bu tapuyu gösterdin. Ben ara ara hatırlatacağım. Bakalım hani kaç dakika geçecek, istifa etti mi, etmedi mi vesaire. Ya kendisi söylüyor. Hatta kelime oyunu da yapıyor. Bakın Altınok adına vesaire. Altınok adına tapusunu göstersin. Bakın işte gösterdi. 21.20'de gösterdi Murat Arel. Ne şimdi şu dakikadan itibaren istifa gerekiyor. Neyi yapıyor biliyor musunuz? Bizim şuna inanmamızı istiyor. Bu tapu benim üstüme değil. Bakın kardeşimin üzerine. Ama onu Ankara ile bir karşılaştırarak yapar mısın Murat? Az önce söylediğin %36 ortaklıktan 67 ya, daireyi nasıl gösteriyorsa burada gösteriyor mu? %37 ortaklığından 160 küsür tane dairenin 67 tanesi sana düşüyor da 660 dairenin kaçı sana düşüyor? Hiç mi düşmüyor? Hiç mi düşmüyor? Yani peki şöyle yapalım. Şöyle yapalım, bir soru daha soralım. Diyelim ki Mansur Yavaş Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında dedi ki kızının İngiltere'deki evi benim mal varlığımın kat üstünde dedi. Sonra bugün Mansur Yavaş açıklama yaptı. Dedi ki kardeşim benim üstümde mal varlığı yok İngiltere'de. Kızımın var. Kızımın malı da 380 ay vadeli Norwich kredisiyle alınmış. Şehrin 38 kilometrede uzağında bir yerde. Sen demiş bırak malının katı katını %1 ile gel orayı takas edelim demiş. Şimdi ben de aynı soruyu şöyle soruyorum. Bu konuya girmeyeceğim. Kendi aralarındaki siyasi tartışma. Ben de diyorum ki Sayın Turgut Altınok, ben şeffaflığına, dürüstlüğüne inanmak istiyorum bir gazeteci olarak. Oğlunun, yeğeninin, kızlarının üzerine ne kadar daire yapılmış? Hangi akaryakıt istasyonları yapılmış? Hangi mal varlıkları yapılmış? Şeffaf şekilde açıklasın banka kayıtlarıyla birlikte. Ha bunlar açıklamayacaksa mahkemede açıklayacak zaten. Mahkemede açıklayacak. Niye açıklayacak mahkemede biliyor musun? Sana açtığı davada mı? Tabii. İnanılmaz hazırlanıyorum ve çok çok önemsiyorum. Bunun sebebini de anlatacağım. Bunları araştırırken mahkemeye hazırlanıyorum ya şimdi. Benim işim gücüm mahkemeler kardeşim. Ben profesyonel sanığım. İşim gücüm yargılanmak. Yargılanırken de nerelere bakacağımızı biliyoruz. Kardeşi Yıldız Altınok. Turgut Altınok'un kardeşi. Vekalet veriyor abilerine. Diyor ki ya abi diyor babamdan mal kaldı. Bunları paylaşalım eşit şekilde. Eşit şekilde paylaşalım diyor. Tamam diyorlar. Sen bize uğraşma sen vekalet ver bize. Vekalet veriyor gidiyor. Doğal olarak oradaki vekalet aldıktan sonra ne olur? Eşit şekilde paylaşılır mallar değil mi? Bakın ne çıktı ortaya. Yıldız Altınok. Ankara 22. Asya Hukuk Mahkemesi. Davacı Yıldız Altınok. Davalılar Hacı Altınok, Turgut Altınok, Türker Altınok. Üç kardeş. Peki davanın amacı ne? Yıldız Altınok'un baba Hacı Mehmet Altınok'tan kalan taşınmazların intikalini sağlanması maksadıyla davalılara vermiş olduğu şu sayılı noter vekaletnamesinin kötüye kullanılması suretiyle davalılar üzerine kaydedilen Ankara Yeni Mahalle, Altındağ, Mamak, Keçiören, Çankaya ve Bursaklar'daki bir kısım taşınmazların tapularının iptali ile tescili talep edilmiştir. Yani Yıldız Altınok diyor ki ya abimler benim hakkıma girdiler. Mallarıma çöktüler. Üzerimi aldılar. Üzerine kendileri aldılar. Üzerlerine almışlar. Bunların iptal edilmesi gerekiyor diyor. Dava açılıyor. Dava devam ediyor. Dava sonuçlanıyor. Dava sonuçlanıyor. Ankaralı Altındağ ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi filan diye bütün parseller, tapular, adalar hepsi açıklanmış. Bak şimdi bir tanesini sana anlatayım. Ankara ili Keçiören ilçesi Çiçekli Mahallesi 4011 ada 21 parseldeki Turgut Altınok adına kayıtlı taşınmazın tapusunun davacının hisse payı oranında iptaliyle davacı adına tescilini. Ve mahkeme kararıyla tescillenmiş yani mahkeme onun kararıyla hakkına çöktükleri. Kendi öz kardeşinin hakkına girdiği mahkeme kararıyla tescillenmiş. Bütün bunlar mı? Bütün hepsi kız kardeşinin hakkı olduğu yerler. Bazısının reddine bazısının kabulüne karar vermiş. İki liste. Şimdi ben bunu ne yaptım? Ya pardon da kardeşine ya, bunu yapan, kardeşine yani, bunu Ankaralılara yapan. Ankaralılara ne yapmaz ya? İşin enteresanı Magdalena'nın da bunlar yok. Evet bir de o var. Ha, şimdi onu da karşılaştıracağım. Yavaş yavaş gidelim çok bilgi. Bu arada bir şey söyleyeceğim. 4 dakika geçti. 4 dakikadır hala istifa etmedi. Ben kontrol ediyorum. Tamam sen ondan sorumlu tamam, bakansın okay. Bugün. Şimdi ona geleceğiz. Şeyi hatırlatalım Murat. Diğer kız kardeş de Barış Terkoğlu'na konuşmuştu. Şimdi Günaydın Altınok'ta Barış Terkoğlu, yine Cumhuriyet Gazetesi yazarımız ve bizim meslektaşımız aynı ofisi paylaştığımız ve aynı köşeyi paylaştığımız dostumuza da bir röportaj verdi Günaydın Altınok. O da Turgut Altınok'un kardeşi. O da dedi ki, ya dedi bizim dedi daha fazla arazimiz var. Daha fazla malımız var babadan. Bunları yazmamış bile Turgut dedi.
Onunla hatta beraber aslında bu söylediği şeyi, yani Yıldız Hanım'ın isyanını da doğrulayan bir şeyi var. Yani babam yaşarken hani daha çok ki bir kısım malı erkeklere vermişti ama ben öldükten sonra yine ayırdığı bir kısım mal da kızların üzerine yapılacaktı. Onlara da hissedar oldular diyor. Zaten bu ama kızlara burada o hissedarlığın, ayrılan arsayının da üstüne alınması. Eşit dağıtılmamış halinin bile üzerine alınması. Ve bununla ilgili Günaydın Altınok yani diyor ki... Yani 30 saniye üzerine düşünsek şöyle. Yani erkek kardeşinize vekalet veriyorsunuz. İzleyicilerimiz de böyle çaylarını yudumlarken bunu düşünebilirler. Erkek kardeşinize vekalet veriyorsunuz. Şimdi abim beni dinliyordur. Yani gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Kardeşinize kime güvenebilirsiniz hayatta ya? Vekalet veriyorsunuz. Babanızdan da size bir şeyler kalmış. Ve demiş ki öldükten sonra onun üzerine. O da ayrı bir tartışma konusu. Doğrusu geçiyorum. O sizin verdiğiniz vekaleti kötüye kullanıyor. Yani orada da bir sürü şey çeviriyorlar ve o malları sizin üzerinizden alıyorlar. Ya kardeşine güvenmiyordur şu an büyük ihtimalle bu davayı açan kişi Yıldız Altınok. Ama bir de ayrıca şöyle bir şey var. Baba da bunlar kızlara kalsın demiş. Evet, bir de onu yapıyor yani. Onu da ayrıca o vekaletnameyi kötüye kullanırken amaçları babanın kızlara bıraktığı şeyler. Bir de yeniden altını çizelim. Belgeleriyle ortaya koyduğu için Murat. Bunu biz söylemiyoruz. Murat Arel söylemiyor. Mahkeme Ankara mi? 22. Asya Hukuk Mahkemesi'nden tekrar edelim davacı Yıldız Altınok. Davalıların içerisinde de Turgut Altınok var. Şimdi bunlar iptal oluyor. Yıldız Altınok'un üstüne geçiyor. Ama davada birçok olaylar yaşanmış. Davanın gidişatını da öğrendim. Bütün o davaya sirayet edenlerle de konuştum. Davanın içerisinde şahitlikler olmuş, kardeşler arasında tartışmalar olmuş falan. Hiç oraları ilgilendiren taraflar geçelim. Değil. Burada bir sürü yeri görüyoruz biz. Ankara, Keçiören ilçesi, Bağlı Mahallesi. Burada görmek zor. Ya mesela diyor ki Ankara, Keçiören ilçesi, Bağlı Mahallesi 2322 adı bir parsel, ifrazlı 485. Bunları anlayamayız. Hayır, şunu soracağım. Burada arka arkaya birçok yer var. Hani Turgut Bey paylaşmıştı ya mal varlığını. Evet. Bunlar orada var mı? Yok. Yok. Bunlar da kayda geçirilmiş. Bunlar da yok. Bunlar da yok. Diğer listeyi verebilir miyiz? Ne kadarlık bir arsadan bahsediyoruz biliyor musunuz? Hani konuşurken biz garibanlar bu tür arsaların metrekaresini bilmeyiz. Ha, iki haftadır çenemiz yorulmuştu. Züğürtler olarak biraz bunlarla daha yoracaksın. Çıkardım. Tek tek yine parsel sorgulamadan çıkardım. Bazılarının kaydını bulamadım. Ama bulabildiklerimin toplam metrekaresi 100 bin metrekare. Bu mahkemenin içerisindeki tapu kayıtları, mahkemenin bildirdiği 100 bin metrekare arkadaşlar. 5 milyon metrekareye bir 100 bin daha mı ekleneceğiz? 100 bin daha ekleneceğiz. 100 bin metrekare daha yok. İşte bunlar da iptal edilen. Nerede olduğu taşınmazların bütün listeleri de burada. Yeni Mahalle'de sebze bahçeleri, Altındağ sebze bahçeleri, Altındağ Beşikkaya, işte Zübeyde Hanım, Bağlum, Çankaya Çay Yolu, Çankaya Çay Yolu. Yine Altındağ'da, Keçiören'de, Yeni Mahalle'de. Murat, yani geçtiğimiz hafta Antalya'daki anlatmadığı mal varlığını açıklamıştın burada, aslında soruyla da yöneltmiştin. Bugün de diyorsun ki keşke bunlarla kalsaydı ama 100 bin metrekare daha açıklanmamış. Üstelik de kız kardeşinin davacı olduğu bir dosyada görüyoruz ki Turgut Altınok'un 100 bin metrekare daha açıklamadığı mal varlığı var. Evet. Ve üstüne ekleme yapıyorum. Diyorum ki... O zaman dakikayı bir kez daha Barış Bey'le... 8 dakika oldu. 8 dakikada. Ben hala kontrol ediyorum. 8 dakikadır hala istifa edildi. Şimdi bakın. Turgut Bey'e diyorum ki... Bu malzemeler, özür dilerim, bu arsalar... Yani Antalya'daki arsa... Sizin üzerinize değil diyorsunuz ya. Aynı zamanda hiç ilgilenmediğinizi söylüyorsunuz ya. Ben de diyorum ki... Ya Aksu Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyken... Adam yaşıyor ve hala şu anda Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı adayı. Orada bu Sayın Başkan... Belediye başkanının yanına gittiniz mi? Ne konuştunuz arsayla ilgili? Arsanın karşısında hemen yanı başında bulunan yere oğlunuza ait ya da yine AKP milletvekiliyle birlikte ortak olduğunuz arsaya bir akaryakıt istasyonunu açtınız mı? Oranın imarı için konuştunuz mu? Ya çıkar yok der. Hayır der. Adam yaşıyor. Ya canlı olarak şahit. Yani o kendisinin olmadığını söylediği şirketin üzerine ve kardeşim o üzerine gözüken, o Antalya'daki, Aksu'daki şu an 660 konutun yapıldığı yerin imarı için Aksu'nun CHP'li belediye başkanına gidiyor. Akaryakıt istasyonu için gidiyor ve imarla ilgili görüşüyor. Evet. Yani bir tanık da var. Yani o şirketin malıyla, oradaki inşaatla ilgilendiğine dair belediye başkanı düzeyinde bir tanık da söz konusu. Timur, asla saygısızlık yapmam kimsenin mesleğine karşı ama biz gazeteciler biliyorsun ki bu tür dosyaları yaptığımız zaman altını sağlam bağlarız. Sadece bir tanık yok. Çok fazla tanık var.
Hani Turgut Bey'in orada konuştuğu çok fazla insan var. Şahitlik yapan çok insan var. Çok insan var. Turgut Bey de bunu çok iyi biliyor. Yok işte ülkede yargı olmayacak. Bunların kaynağı da soruşturulmuyor. Yani böyle devasa bir mal varlığının kaynağı konusunda babadan kaldı. Başkalarının bitti. Üzerine şey yapınca o mal senin olmuyor değil. İyi, tamam. Başkalarının üzerine yapınca görülmeyecek ya da duyulmayacak da değil. Çıkıyor ortaya. Eninde sonunda çıkıyor. Görülüyor, soruşturursa biliniyor. Daha neler neler çıkar. İnsanların mal varlığı bizim aslında önemsediğimiz bir şey değil. Allah daha çok versin. Helal kazanmışsa bize ne? Bize ne kardeşim ya helal kazanmışsa? Ya Murat böyle bir servet mi olur ya? Nasıl? Baba, ya iyi de işte bir lokma bir ırk hale geldik olmalı diye yıllar boyunca. Yapmaz. Barış çok doğru söylüyorsun. Bir lokma bir ırk. Biliyor musun abi? Mülk Allah'ındır demezsin. Evet. Bu mülk Allah'ın falan değil. 80 yaşında teyze sokak röportajında diyor ki ya diyor geçinemiyorum kardeşim ben diyor. Ben diyor şu anda bulaşıkçılık yapacak yer arıyorum diyor kendime. Pidenin kokusuna özeniyorum diyor. Canım diğer bir anne gidip pazardan çöp topluyor. Artık topluyor çocuklarına götürüp yedirmeye çalışıyor. Emekli insanlar geçinmeyi bırak, ev sahibi olmayı bırak, geçinmenin derdinde 3 kuruş arttıracağım diye kenara koyacağım diye türlü oyunlar yapıyor kendi aralarında ki şunu yemeyelim, bunu yemeyelim, bunu keselim, şunu yapalım, bu kadar yolu yürüyelim diye planlar yapıyorlar. 3 liranın 5 liranın hesabını yapıyorlar. Türkiye'de yoksulluk sınırının divana vurduğu, yükseğe vurduğu, arşa vurduğu bir yerde sen bu kadar arsa sahibi olacaksın, mülk Allah'ındır diyeceksin. Zaten neyle kandırıyorlar bu insanları? Ya vatanla kandırıyorlar, ya bayrakla kandırıyorlar, ya da Allah'la kandırıyorlar. Ne güzel ya. Allah daha çok versin. Babandan kalmışsa Allah rahmet eylesin. Daha çok versin. Ama yok deme. Yok deme. Ben cikletin vergisini öderken, bu insanlar açtığı, içtiği suyun, yaktığı elektriğin vergisini öderken, kardeşim vergi ödeyin ya. Vergi ödeyin. Bu kim olursa olsun. CHP, MHP, AKP, hangi parti üyesi olursa olsun, hangi belediye başkanlığına aday olursa olsun, hangi belediye başkanı olursa olsun vergisini verin kardeşim. İşte kimin hakkını, bizim anamız anla ağladı ya. Kimin hakkını çalıyorlar bir izletelim mi Murat? Lütfen. Şimdi 100 lira Kur'an'ı getirin el basayım. Evden aldım. İlacımı bulamadım. İlaç almaya geliyorum. Kirada oturuyorum. Çocuklarım ancak kendini geçindiriyor. Bir kiramı verecek durumda değilim. Ve iş arıyorum bulaşık yıkamak için. Bayram geldi geçti. Daha benim evime kurban bayramı et girmedi et. Ekmeğe şuraya koy da mis gibi geliyor. Affedersiniz bidenin kokusu. Ama alamıyorum. Biz bugün böyle kalırsak yarın daha beter olacağız. Gözümüzü açalım, gözümüzü açalım. Bu gözümüzü böyle yumduğumuzdan biz böyleyiz. Ben 84 yaşındayım. Bulaşıkçı arıyorum, şey gideyim de çalışayım diye. Anahtarımı vereyim, evime gidin. Açın evimin halini, dolabımı. Anladınız mı? Açın da. Bu konudan bağımsız olarak söylüyorum değerli dostlar. Eğer hakkıyla kazanan insanlara lafım yok. Bakın çok samimi söylüyorum, lafım yok ama yoksul halkın ödediği kamuyla, kamuya aktardığı alın teri vergileriyle ya da yoksul halkın zar zor biriktirdiği paralarla birlikte oluşturulan kamu kaynaklarını kendine hak gören herkesin sahip olduğu servet bu yoksul halktan çaldıklarıdır kardeşim. O teyzenin hakkını çaldılar. Bütün gazetecilerin mücadelesi de o teyzenin hakkını savunmak için. Soru soruyorsun, savcılığa veririz diyor. Belgeliyorsun, yalan diyor. Metin Cihan diyor ki İsrail'le ticaret yapılıyor. Belgesi TÜİK'te diyor. Montaj o diyor. Ardından Ticaret Bakanlığı açıklıyor. Belgeyi açıklıyorsun ya. Resmi belgeyi. Ya tapu yok deniyor. Tapu var. Üzerine yapılan projenin detaylarını anlatıyorum. O da resmi evrak. Resmi evrağın içinden aldım onu da. Resmi evrak. Üzerine şahitlerini koyuyorum. 660 dairenin varlığını gösteriyorum. Resimleriyle paylaşıyorum. Benim üzerime değil. Ya biz çok gerçekten çok aptal olarak görüyorlar. Aklımızı alay ediyorlar. Aklımızı alay ediyorlar. Gerçekten aklımızı alay ediyorlar. Alay ediyorlar yani. Ve ben kabul etmiyorum. Kabul edemiyorum. Kim alırsa alsın belediye başkanlığını. Kim alırsa alsın. Ben neyin derdindeyim biliyor musun? Gökçe o bu vergi tapusunu verir misin? Tapuyu da bir daha verelim bak, Murat. Tapu, işte bak tapu burada. 14 dakika önce gösterdiğin tapu. 14 dakikadır hala Turgut Altınok istifa etmedi. İşte istifa ederim dediği tapu. Altınok adına diyor işte bak burada. 12.129 metrekare arazi ve üzerine yapılan projesi de bu arkadaşlar. 660 daire. Buyurun. A, B, C blok 14 kat 52 ortalama 53 metrekareden 1+1 daire. Her zaman kalkmam gerildim yani. Gerildiğim oradan şey yapabilirsiniz. Bana al komşumun oğlunun da anlayacağı şekilde. Tamam mı? Şimdi diyecekler ki çünkü Murat Arel belgeyi açıkladı. Bakın burada Hacı Altınok yazıyor. Kardeşi. Kardeşi yazıyor. Demek ki onun değilmiş. Hı hı. Niye
böyle değil'i anlatıyoruz ve bu tapu aslında kendisini onu bir daha anlat. Altını neden? Çizerek. İlk Ticaret Sicil Gazetesi ile ilgili olan görüntüyü tekrar verir misin rica etsem Gökçe senden? 5 numaralı görüntü kardeşim. Şimdi buradaki şeyi gördünüz değil mi, 660 konutu? Bu proje, bu resmi proje. Bakın şimdi. Burada kendisi diyor ki kardeşim ben Turgut Altınok olarak Altınok Gayrimenkul şirketinde %37 hissedarım diyor. Kendisi söyledi zaten. Kendisi söylüyor bunu. %37 hissedarım diyor. Ya bu şirketin bütün mal varlığının da ortağıyım diyor. Ortağıyım diyor. Bütün borcuyla, karıyla her şeyin ortağım ben bunun diyor. Süper. Şirket kime ait kuruluşta? Turgut Altınok, Hacı Mehmet Altınok. Turgut Altınok, Hacı Mehmet Altınok. Geliyoruz güncele. Burada Turgut Altınok, Hacı Mehmet Altınok ticaretin kuruluş tarihinden itibaren verileri. Şimdiki geldiğimiz Altınok Gayrimenkul. Altınok Gayrimenkul'dan, Altınok Gayrimenkul'un ortağı kim? Yönetim kurulu üyesi diye kim gözüküyor? Hacı Altınok. Peki şu listenin içerisinde siz Turgut Altınok'un ismini görüyor musunuz? Hayır. Görmüyorsunuz değil mi? Ama orada açıklıyor. Ben de bu şirketin ortağıyım. %37 ortağıyım diyor. Oradan kalan malım var diyor. Turgut Altınok. Peki tapu kimin üstüneydi? Hacı Altınok. Buradaki kişinin Hacı Altınok'un. Yani ortağı, Turgut Altınok'un, yani Turgut Altınok'un ben bu şirketin varıyla, yoğuyla, her şeyiyle ortağıyım dediği şirketi temsilen bir tapudan bahsediyorsun. Aynen sen öyle. Doğru mu? Aynen öyle. Zaten keza o şirketin yaptığı 660 tarihlik bir toplu konuttan aynen bahsediyorsun. Mahkemede bir ortak yerdir. Ve aradan geçti 16 dakikadır hala istifa etmedi. O nedenle de yeniden Ankara karşılaştırmasıyla 67 dairesinden söz etmek durumunda kalıyor. %37 ortaklığından evet dolayı. 660 dairenin diyelim ki kat karşılığı verdi. 660 dairenin hepsi şirkete de ait değil. Tabii. Diyelim ki 400'e ait. Diyelim ki ya %50 anlaştı ki mümkün değil. %50 anlaştılar. 330 tanesi kendisine ait. Dükkanlarda dahil olursa 350 taneye yakın. 350 tane daire artı 67 daire de orada var. 350 tanesi nerede? Nerede arkadaş? Beyanında var mı senin? Yok. Antalya var mıydı? Yok. Kardeşinle mahkemelik olduğun arsalar var mıydı? O da yok. İptal edilmiş işte, gördük. Hem de mal beyanını açıklamadan önce iptal edildiği için belki de yoktur. Vallahi bu kadar malın içerisinde kız kardeşine düşen mallara bile gözünüzü diktiyseniz, buradaki o 600 dairenin ne kadarını erkek kardeşinize bırakırsanız tartışmalı. Yani o %37'nin sonuna kadar hakkı alınmıştır. Umarım mümkün olduğuca açık şekilde anlatmışım. Çok, daha ne çok kadar güzel açık anlattın, olurdu, bir de tanıkları da ortaya koydun. Yani gitmiş aynı zamanda kendisine ait olmadığı ihtiyacı. Yani. Tapu bir müslüme değil dediği yer için belediyelerle temas kurup, karşısında akaryakıt istasyonu açmak için temas kurup, bunun tanıklıkları da çok fazla oldu, bir süreç işlemiş. Onun da görselini isterse paylaşırım. Evet. O da zaten sosyal medyada da paylaşmıştım ama peki, daha çok var. Ya bak. Çok özür diliyorum. Peki bu kadar mal, gerçekten merakımdan soruyorum. Arkadaş, babadan mı kalmış? Babadan kalmış diyor. Baba ne iş ne yapıyor? Iş? Ya baba da benim öğrendiğim kadarıyla, bak bu konuda çok samimi olarak söyleyeceğim. Allah rahmet eylesin. Tanımam, etmem ya da çoğu kimse de bilmez. Ama kantarcı diye biliniyor. Devlet memurluğu görevinde kantar görevlisi olarak biliniyor. Kantardaki işte akaryakıt satışlarındaki tartımı yapan kişi diye biliniyor. Başka da bilgi yok. Ben bunu bir türlü doğrulatamadım. Hatta babasını tanıyorum diyen insanlara bile sordum. Çok farklı şeyler anlatıyorlar. Onlara girmeyeceğim. Ben belgeleyemem. Belgeleyemediğim için de iddia türü olan şeyleri konuşmak yani zengin olabileceği bir meslek türü mü o? Sonrası evet, eğer o dedikleri doğruysa evet, ama kantarcılıktan kazanmıştır ya da onun dedesinden. Mesela yaptığı açıklamada şöyle bir şey de var. Barış'a yaptığı açıklamada Sayın Altınok'un ablasının, biz çok ünlü bir markayı Türkiye'ye getirdik. Onun distribütörüydük. Dedem de zaten çok zengindi diyor. Yani sadece babam değil, dedem de çok zengindi. Ondan kaldı babama. Babamdan da bize kaldı diyor. Zaten babam da diyor çok büyük bir markanın temsilciliğini aldı. Lastik kaldı markasını da öyle demiyor. Kaldı da diyor. Onlara, bize kalanlara da hissedar oldular. Ona rağmen diyor bu haliyle bile bana çok, çok kaldı. Diyor. Daha bizim hayır, diyor, kooperatif var diyor. Kooperatifi de yazmamış mesela. Ya, yok, zenginliği güzel anlatma açısından söylüyorum. Diyor ki kız kardeş bu haliyle bile, yani benim mallarıma hissedar olmalarına rağmen bana da çok kaldı. Ya iyi güzel hoş da arkadaşlar, yani şu yayın yaptığımız Halk TV'ye düzenli olarak vergi müfettişleri gelir, vergi müfettişleri sıkıştırır, cezalar sokmaya çalışırlar. RETÜK sağ olsun zaten düzenli olarak bir şeyler yapar ama ya niye vergi vermiyorsun ya? Niye vergisini vermiyorsun? Zaten ya benim, bu ülkede herkes asgari ücretinden bile vergi ödüyor. Evet, sen vergini ödeme bak nasıl kapını ertesi gün kapına hesaplarını bile konuyor. Hareket edemezsin yani. Kartların, kredi kartların iptal oluyor. İnanılmaz. Birçok şey daha var. Belgeleyemedim.
Mesela kendi oğlu şu anda tam da Ankara seçimleri için belki de hayır için yapıyordur bilmiyorum da şey dağıtıyor. Alışveriş kartı dağıtıyor. Önüne gelen herkese alışveriş kartı dağıtıyor. Bir benzin istasyonunun görüntülerine denk gelmiş. Onu paylaşmışlar bir yerde, onu gördüm. Şey veriyor, alışveriş kartı dağıtıyor. Gökçe paylaşmıştım onu seninle, bir verebiliriz. Şey paylaşmış, sayın kızı da şu anda devlet memuru olmasına rağmen muhtemelen izin almıştır tabii. Babası için siyasi çalışmalarda bulunuyor. O da ev ev geziyormuş. Ya kendisi RİÇÜK üyesi. Allah aşkına onu yani RİÇÜK'te çalışıyor. Neyse. Ben şu görüntüyü bir izletelim Barış, bir saniye. Murat burada. Sosyal medyada paylaşmıştım. Hayır, Turgut Bey'in oğlu evet. Uzatan mı? Sanırım o. Ben hiç tanımıyorum, bilmiyorum, görmedim. Alışveriş kartı dağıtıyormuş. Oradaki sağ olsun çocuklar birçok şey anlattılar da. Ama bunu yani... İyilik de yapıyor. Hayır, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de dağıt. Başka belediyeler de dağıtıyor. Bunda... Kesinlikle. Burada dağıttığınız şey kaynağını. Ya tabii işte altına girdiğin zaman şöyle çok şeyler çıkıyor. Onun için diyorum ki... Ben sorumu sorayım da. Onun için diyorum ki biz belli noktada bırakalım, sonrası gelecek çünkü. Ben bekliyorum, bir de şey bekliyorum böyle, cevap bekliyorum. Ben çünkü Turgut Bey'in danışmanını da aradım, değerli basın danışmanını da aradım. Çok soru sordum, cevap alamadım. Cevaplarını isterdim işin açıkçası. Sonrasındaysa bununla ilgili zaten mahkemeye yansıdığı için bir şey konuşmama gerek yok ben demiş. Ben mesela Mansur Yavaş'ın da bir sorusunu sormuş olayım buradan. Tabii. Bu kadar insan işsizken, bu kadar servet varken, iki çocuğunuz memur olurken KPSS'ye girdiler mi? Kaç puan aldılar? Sizinkiler evlat, işsiz çocuklar nedir? Çok mu ihtiyacı vardı çocuklarınızın? İki benzinlikle onların üstüne yapsaydınız demiş. KPSS'ye girdiler mi? Kaç puan aldılar sorusu. Tabii o da önemli bir soru. Ama biliyorsun sen daha önceki dosyalarda da anlatmıştın. Bunun da 10 tane yöntemini çeviriyorlar. Yani. İstisnai kadro diye bir kavram var. Evet, şey. Özel kalem üzerine istisnai kadro. Bu öyle bir örnek mi bilmiyoruz da. Ki daha çok yeni duyuyor. Doğru, öyle bir örnek olduğunu ben biliyorum. Tarım kredi kooperatifleri şey yapıyor, proje yapıyor. Projenin içerisinde uzman alınacak diye ilan açılıyor. İçeriye alınanlar hiçbir uzman değil. Ama kadroya geçiyorlar. Bu çok yolu var ya devlette bu tür. Murat 22 dakika oldu ya. Yok, bak 22 dakikadır hala istifa yok ya. 22 dakika oldu. Ben bakıyorum düzenli olarak. Bugün buna taktım. Ya Timur, teyzemiz orada 84 yaşındaki teyzemiz diyor ya bir iş arıyorum. Yani bulaşıkçılık yapacak bir iş arıyorum. Gözünüzü açın. Gözünü açmalı insanlar diyor. Biz bu nedenle bu haldeyiz. Babadan kalmış zenginlikler olabilir ama onun ödenmeyen vergisini saklanan, hani şeffaf olunsun deniyor bir belediye başkanı adayı, kamu hizmeti yapacak. Nasıl rahatsız etmez birilerini? Ya birinci soru zaten senin söylediğin en önemli soru. Madem bu kadar meşru, madem ilk tweetinde duyurduğu gibi ak sütü gibi helal, anasını ak sütü gibi helal, niye gizliyorsun? Tabii canım ya. Niye gizliyorsun? Yani bu kadar basit. Ya bir de gizlenen öyle böyle bir varlık değil. Bakın böyle bir varlık varsa, zaten Türkiye'de şöyle bir soru. Türkiye'de devasa bir gelir uçurumu yarattı AKP. Yani evet, eskiden de Türkiye'de gelir düzeyi konusunda inanılmaz uçurumlar oluşmuş. Bu gelir adaletsizliğinde... Türkiye iyi bir ülke değildi. Yani gelir adaletinin olduğu bir ülkeydi. Ama AKP iktidarını ne için geldiğini, AKP iktidarının ne olduğunu anlamak gerekiyor. Sadece bu anlaşılır. Bakın Erdoğan çok net bir şekilde tavrını koydu. Dedi ki biz ülke şirket gibi yöneteceğiz. Bakın burası artık bir ülke değil. Ben hep söylüyorum. Burası bir aile şirketi. Burası bir aile şirketi. Bakanlar Kurulu'na baktığınızda da bunu görürsünüz. Ülkenin yönetimine baktığınızda da bunu görürsünüz. Bir avuç azınlığa bu halkın, aynı Murat'ın anlattığı örneklerde olduğu gibi, bu halkın birikimi, değerleri, vergileri peşkeş çekildi. Dünyanın, Türkiye'nin hatta dünyanın en büyük sermaye transferi gerçekleşti arkadaşlar bu ülkede. Kur korumalı mevduat dediğiniz şey, doları olan, yani milyonlarca doları olan bir kişi bankaya o parasını koydu, devlet ona okul kadar para verdi, üstüne faiz verdi. Ve milyarlarca dolar Türkiye'ye maliyeti bunun. Yüz milyarlarca lira. Yani bu bir sermaye transferi. Yani AKP iktidarına baktığınızda başından sonuna kadar bu iktidar döneminde bir sınıfı koruduğunu görürsünüz. Bir üretmeyen, ranttan geçinen bu soygun sisteminin elit sınıfını, bunlar yeni beyaz Türkler. Bunlar yeni beyaz Türkler. Oraya ülkenin kaynaklarının aktarıldığını, yağmalandığını görürsünüz ülkenin kaynaklarının. Şimdi, ya böyle bir şey olabilir mi ya? Yani nereye dokunsan siyasetçinin servet saçılıyor ortalığa. Bir yüzükle siyasete girdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan
büyük bir servete sahip olduğunu biliyoruz. Oğullarının gemicikleri olduğunu biliyoruz. Eski başbakan... Taksitlerini kendisi ödeyebilen bir gemi. Evet, yani gemicikler var yani, değil mi? Veya Binali Yıldırım. Ya Binali Yıldırım memurdur arkadaşlar. Binali Yıldırım Ulaştırma Bakanlığı yapmış. Eskiden Büyükşehir Belediyesi'nde de ulaştırma bölümünde görevli olmuş bir memurdur. Ya Hollanda'da şirket... Oğlu 20 yaşındayken Hollanda merkezli, Malta merkezli gemilerle dolu şirketlerin sahibi oluyor. Yüz milyonlarca, hatta bazı iddialara göre milyarlarca dolarlık serveti sahibi oluyor. Kızı ve oğlu üzerine kurulmuş şirketler. Ya bir Allah'ın kulu. Ya bakın, dünyanın hiçbir yerinde olmaz. Kabile devletlerinde olur. Ya hala da bir açıklama yapmıyor. Ya bu şeylerin, bu gemilerin, bu Malta'daki şirketlerin, Hollanda'daki, bakın portakallar bıçaklanıyor diye bir zaman Hollanda protesto edilirken. Binali Yıldırım'ın oğlunun şirketleri, devasa şirketleri orada ticaret yapıyordu. Hollanda'daki mal varlığını oradaki gazeteciler araştırdı ve biz öğrendik. Ya Binali Yıldırım'dan bahsediyorum. Ya geçin hepsini. Bakın Türkiye'de AKP döneminde müteahhitlere bakın. Garanti ödemelerine bakın otoyollardaki. Köprülerin şeyleri. Ya kaç tane köprü yapacağım, kaç tane otoyol yapacağım paranın kat kat fazlası bu müteahhitler tarafından yağmalanıyor. Yani işin özeti şu. AKP iktidarı Türkiye'nin emekçilerinden alt kesimine o pidenin kokusuna canı giden 84 yaşındaki teyzemden, bu ülkedeki milyonlarca emekliden aldığını bir avuç azınlığa peşkeş çekiyor. Ve ondan sonra da diyor ki bunlara sermayedar diyor, kendi sermayesi diyor. Bir rant soygun döneminde bu ülkenin bütün insanları, bütün değerleri yoksulluğa mahkum ediliyor. E şimdi ondan sonra anamızın ak sütü gibi helal. Yapma ya. Bak ben Murat gibi değilim. Bu arada tek onu da söylemiyor. Mehmet Akif Ersoy'a konuk olduğunda çok mütevazı bir evet, yaşantımız vardı. Mülk Allah'ındır diyor. Murat son derece şey diyor yani, evet geldiyse altan, şeydi, babadan geldiyse, şey yaptıysa, alnın teriyle kazandıysa helal olsun diyor. Ya biliyorum ya. Biliyorum, alın teriyle olmuyor arkadaşlar. Bu ülkede bu işler alın teriyle olmuyor. O yazdığımız yolsuzluklarla oluyor. Atadan dededen de öyle temiz servetler gelmiyor. Orada o servetlerin içinde kimilerinin kanı oluyor iş cinayetlerinde, kimilerinin sömürüsü oluyor, çalınan emekler oluyor, yolsuzluklar oluyor, çökmeler oluyor. Yani böyle Ankara'nın yarısı durdururken senin olmuyor yani. Ve bir belediye başkanı, Ankara'nın adayı. Sadece Ankara'nın. Antalya'nın da aynı. O da şu an daha Murat'ın ortaya çıkarabildiği. Çıkarabildi ama şunu sadece söylemek lazım. Lazım. Kaç dakika oldu abi? Abi 27 dakika oldu. 27 dakika oldu, hala istifa etmedi. Reklam sonrasında şey. Yeniden hatırlatırız. Taşıma seçmene ilişkin çok önemli bir haberi açacağız birazdan. 9 kişilik bir seçmen varken bir ordu evinde 3000 kişiye nasıl çıktı? Teğmenlerin yerini kim değiştirdi? Aslında ikinci perdeyi anlatacağız bu hafta. Bir reklam ardından buradayız. Sen de çocuğunu güvenle emanet edebileceğin kreşler istiyorsan güç sende. Hemen sandığa. Türkiye'nin gücüne güç katmaya. İşimiz gücümüzdür bizim Türkiye. Adil, eşitlikçi ve dayanışmacı belediyeler için güç sende. Yatırım dedin, böyle yapılır. Hatta biraz daha yatıralım. Çok oldu. Bu iyi. Siz de GCM uzmanlarına kulak verin. Birikimlerinizi lisanslı, ödüllü GCM ile değerlendirin. GCMYatırım.com.tr'yi ziyaret ederek yatırımlarınızı rahatça yönetin. GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
Sağlıklı yaşam bizden. Kısacası hayatın giderleri bizden, yaşaması sizden. Değişimin farkına var. IONIQ 6. IONIQ 6, 1.730.000 TL'den başlayan fiyatlarla Hyundai showroomlarında. Saç dökülmesine karşı en çok araştırma yapan marka Bioxin. 20 yılda geliştirilen 5000'den fazla formül, gerçekleştirilen 350'den fazla kullanıcı testi ve Bioxin'e güvenen sayısız uzman. Eczanelerde saç dökülmesi kategorisinde 13 yıldır pazar lideri. My entrance. My living room. My kitchen. My bathroom. My games room. My library. My palazzo. Dermoskin Be Bright Serum'la ışıltınızı yakalayın. Farklı cilt tiplerine özel ve derinlemesine etkili lipozomal teknolojisi sayesinde aktif maddeler cildinizde kolayca emilir. Her damlada maksimum etki yaratan Be Bright Serum serisi şimdi eczanelerde. Thermomax koleksiyonuyla evinizin her yeri her zaman yeni. Permolit boya köklerimizin gücüyle 40 yılın izinde. Yaşlanma belirtilerini azaltmaya yardımcı olan Dermoskin Lipozamal Kolajen Kompleks Serumu keşfedin. Herkes B-Smart Go'nun avantajlı dünyasına giriyor. Harıl harıl o dizinin son sezonunu arayanlar B-Smart Go'da buluyor. Peki süper yıldızlar nerede? Elbette onlar da burada. Belgesel, çocuk kanalları ve çok daha fazlası. B-Smart Go teklifine sen de evet de. Dilediğin zaman, dilediğin yerden izle. Daha genç ve ışıltılı bir cilt görünümü için Dermoskin Lipozamal Vitamin C Kompleks Serumu keşfedin. Gerçek futbol keyfi Arçelik dev ekranda yaşanır. Gerçekçi ses ve görüntü teknolojisiyle size futbolun coşkusunu yaşamak kalır. Üstelik şimdi tüm Arçelik 75 inç ve üzeri televizyon alışverişlerinizde 1 yıllık Digitürk taraftar paketi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında. Milli futbol takımları ana sponsoru ve sürdürülebilirlik ortağı Arçelik, milli takıma başarılar diler. Dermoskin Lipozamal Kafein Kompleks Ay Serum'la gözaltı kusurlarına etkili bakım. Benim yapacağım maaşla ne olur ki? Neler olur neler. Hakan için umut dolu bir başlangıç olur. En büyük hayaller gerçek olur. Kim bilir belki birileri milli takımın yıldızı olur. Bir diğeri bir sevdiğine can olur. Bakarsın birinin yaptığı proje sana yuva olur. Kimisi araştırmalarıyla bilimde önce olur. Sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun. ...22 yıllık maskeli balonun sahte yüzleri. Kapıların önünde ayrıdır ama ardında hep aynıdır yerleri. Milletin hakkını yerken hiç doymaz gözleri. Beslerler hep yalan sözleri. Kendilerinden başka yoktur dertleri. Söz konusu koltuklarıysa herkesle uzlaşır elleri. Hep kendilerine mecbur zannederler sizleri. Ama artık mecbur değilsiniz. Türk milletini seçeneksizliğe mahkum eden bu maskeli baloyu bitirmek için 31 Mart'ta sandıklara davetlisiniz. Ne kadar erken rezervasyon, o kadar avantajlı fiyatlar. Kesintisiz iptal hakkıyla şimdi Jolly'de.
Sevgili iyi uyku dostları, ihtiyaç duyduğunuz her anda size destek olmak için yanınızdayız. Bize en çok ihtiyaç duyduğunuz uyku anınızda da en iyi konforu sağlıyoruz. Yeni Serta Perfect Sleeper koleksiyonunu daha dinlendirici bir uyku için geliştirdik. Şimdi lansmana özel %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Ne kadar erken rezervasyon, o kadar avantajlı fiyatlar. Kesintisiz iptal hakkıyla şimdi Jolly'de. Saç dökülmesine karşı en çok araştırma yapan marka Bioxin. 20 yılda geliştirilen 5000'den fazla formül, gerçekleştirilen 350'den fazla kullanıcı testi ve Bioxin'e güven sayısız uzman. Eczanelerde saç dökülmesi kategorisinde 13 yıldır pazar lideri. Ne kadar erken rezervasyon, o kadar avantajlı fiyatlar. Kesintisiz iptal hakkıyla şimdi Jolly'de. Dünyaya iyi bakın. Sürdürülebilirlik çevre için olduğu kadar insan için, toplumun gelişimine katkı sağlamak için. Akbank tam da bu sebeple sürdürülebilir yarınlar için çalışıyor. Eğitimden gönüllülüğe, yatırımdan girişime, hayatın her alanında toplumsal kalkınmayı destekliyor. İnsan için, hepimiz için. Özgürlüğün, demokrasinin ve cumhuriyetimizin gücüdür İzmir. Kadınların yükselen sesidir. İzmir'in ruhu gençtir, gençlerin yanındadır. Kulaklarda çınlayan kahkahalarımızdır. İzmir kardeşliktir, huzurdur, barıştır. Bizim gücümüz İzmir'in dağlarında açan çiçeklerin gücüdür. Güzel İzmir'imiz en temiz havayı, suyu, hızlı ve konforlu ulaşımı hak ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi köklü sorunları çözmek için başlattığı atılımları sürdürecek, İzmir'i yeni bir çağa taşıyacak. Genç kadroların enerjisiyle İzmir'e yeni bir nefes geliyor. Heyecanlıyız. Halkçı ve eşitlikçi belediyecilik anlayışımızla İzmir'in gücüne güç katmaya geliyoruz. Vodafone Business IoT çözümleriyle işleriniz sizin kontrolünüzde. Red Enerji ile %30'a varan elektrik tasarrufu sağlayabilirsiniz. Akıllı fabrikayla da makine duruş sürelerini ve sebeplerini anlık takip edebilir, üretim performansınızı artırabilirsiniz. Araç takip sistemiyle filonuzun konumunu ve rotasını kolayca takip edebilirsiniz. IoT çözümlerimizle üretim sektöründe verimliliğinizi artırın, maliyetleri azaltın. Yıldır her sabah güne birlikte başlıyoruz ve hakikati birlikte karşılıyoruz. Günaydın, hoş geldiniz. Bizim kültür elçimiz Fazıl Say bizimle birlikte. İşe yaradı benim müziğim mesela. Aynı zamanda onu da ifade etmek isterim. Hiç kimsenin bu konuda hiçbir şüphesi olmasın ki Mustafa Kemal Atatürk Türk milletinin yüreğinde, kalbinde sonsuza kadar yaşayacak. Yani Z kuşağı diyorlar ya. Evet. Onlar okuyor. Siyaset var ya, araç. Araç. Ülkemize, ülkemizin demokratik hayatına sizin yeni genel başkanlığınız hayırlı uğurlu olsun diye. Çok teşekkür ediyorum. Biz de her zaman bekliyoruz. Sağ şeref olun. Verdiniz. Eksik olmayın. Sağ olun. Halk TV'den sizlere iyi bir gün diliyorum. Yaşanılabilir bir gelecek ve daha temiz bir dünya için çözüm temiz enerji. CV Enerji. Bugün ve gelecekte sizinle birlikte.
Yeniden merhaba, kayda geçsin. Devam ediyor ilk bölümde Murat Erler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Turgut Altınok'a bazı sorular sordu. Kendisi de bir başka A Haber canlı yayınındaymış. Memleket Meselesi adlı bir programdaymış arkadaşlar. Reji de bana söyledi, programın adı da çok etkili. Herhalde Memleket Meselesi programında memleketin bu meselesi de sorulur diye düşünüyoruz. İstifayı belki A Haber canlı yayında yapar. Bakın 41 dakika oldu. Bize nasip olmaz, A Haber olur diyorsun. Olsun canım, ne olacak? İstifa diye bir şey yok, affını istemek. Niye istifası beklenmişti Turgut Altınok'un? Turgut Altınok bugün Mansur Yavaş'a seslenerek demişti ki, geçtiğimiz hafta Murat Erler bunun haberini yapmıştı. 600 daireden söz etmişti Antalya'daki. Hayır demişti, bu evler benim değil, tapusunu göstersinler. İstifa ederim. Murat Erler de az önce herkesin anlayacağı şekilde ama tapuyu anlattı. Sayın Altınok'a da seslendi. Rejimiz de sordu, ortak mı istifa edeceksiniz? Çünkü şirket ortaklığı var, %37 idi değil mi? Değil mi? Evet. Şirket ortaklığı. Bu tapuda da Hacı Altınok'un ismini görüyoruz. Yani şirkette ortak olduğu kardeşinin ismi. Haliyle neyi soruyorsun Murat? Öyle kapatalım. Altınok gayrimenkulün üzerindeki mal varlığı nedir? Çocuklarının, yeğenlerinin üzerindeki mal varlıkları nelerdir? Banka dökümleri nelerdir? Kendisinin üzerinde ne kadar döviz, altın, ziynet eşyası vardır ve açıklamadığı başka hangi mal varlıkları vardır? Ben de bir şey soracağım. 42 dakika geçti. Kaçıncı dakikada istifa etmeyi düşünüyor? Bizim izleyicilerimiz, milyonlarca insan bizi izliyor, görüyorum. Kendisini sosyal medyadan mentionlayarak ne zaman istifa edeceğini sorarlarsa çok tatlı olur. A Haber'e nasip olsun. Olsun. Onlar da istifa etsinler. O kadar gözümüz yok. Biz de son dakika olarak geçeriz. Bakın 43. dakikaya doğru gidiyoruz. Haberiniz olsun. Peki şimdilik bu haberi kapatıyoruz ama Murat bir taraftan da takip ediyor. Yeni bilgiler geldikçe de aktarmaya bunu devam edeceğiz diyerek bir başka aslında yine gündeme oturacak bir başlığı açacağız. Geçtiğimiz hafta Timur anlatmıştı. Şimdi devam ettireceğiz onu. Bu da taşıma seçmendi. Birkaç gün kaldı seçime. Pazar günü seçim olacak. Şunu biliyoruz ki son İstanbul seçimi de bize bunu gösterdi. Sandıktan eğer bir parti çıkmıyorsa, yani AKP'nin logosu çıkmamışsa ve kazanmamışsa, hayır o seçim kabul edilebilir bir seçim değildir. O sandıktan AKP'nin logosu çıkıncaya kadar da çeşitli denemeler yapılır. İstanbul seçiminde de bunu görmüştük. Peki sadece sandığa ilişkin denemeler mi yapılır ya da sandığa ilişkin hangi denemelerin yapılıp yapılmadığını birazdan Barış Pehlivan başka dosyayla anlatacak ama bir taraftan da eksik olan yerlerde eğer Cumhur İttifakı eksikse, MHP ve AKP eksikse, mesela 1000 oy kadar eksiği varsa iktidar bazı yollarla aradaki bu eksiği kapatmış mıdır? Kapatmanın denemelerini yapıyor mudur, yapmıyor mudur? Timur Soykan bunu anlatmıştı. Bir cümleyle sadece pas atacağım. Çünkü bunu bize biri açıklasın demiştik. Yani bir ordu evinde 13 seçmen varken 3000 seçmene o ordu evi nasıl çıkmış olabilir demiştik. Sen şimdi bunu ilerlettin. Teğmenlerin de hiç kendilerinin bile haberi yokken, yani okuldaki değil mi, öğrenci olan teğmenlerin seçim yerlerinin değiştirildiğini ve onların da haberi yok. Onlar da herkese sormaya çalışıyorlar. Önce komutanlarına soruyorlar, yanıt alamıyorlar. Nüfus müdürlüğüne gidiyorlar, E-Devlet'e bakıyorlar. En son bir yanıt alıyorlar ama. Evet, yani aslında o biraz önce senin de dediğin gibi geçen hafta anlatmıştık. Yani çok az farkla kaybedilen Kars, Iğdır, Siirt gibi Cumhur İttifakı'nın çok az farkla kaybettiği illere bir taşıma seçmen akını olduğunu hem DEM Parti'nin hem CHP'nin analizleri, incelemeleri, adres sorgulamaları ortaya koyuyor. Şimdi artık olay başka bir boyuta geliyor. Şimdi biz o zaman sorduk ya bu nasıl olur? Çünkü baktıklarında hep işte 20 ile 35 yaş arasında erkek yeniz seçmen gözüküyor. Ve askeri alanlarda ya da polis, emniyete ait bölgelerde bir adreste binlerce kişi gözükebiliyor. Bunu sormuştuk. Şimdi olay farklı bir boyuta geldi. Aynen senin altını çizdiğin gibi çok daha vahim bir durum. Bunun belgeleri ortaya çıkmaya başladı. Yani teğmenler, daha henüz öğrenci olanlar, yani ataması, görevlendirmesi yapılamayacak olan teğmenler bir gün bir bakmışlar ki kayıtları Kars orada evinde. Ve kendilerine haber verilmeden, bir atama olmadan, bir görevlendirme olmadan ve çok orada ince bir nokta ortaya çıkmış. O noktayı da
belgelerle anlatalım ki. Ama neden şimdi biz buraya geldik? Bir anda teğmenleri anlatıyoruz. Anımsatalım. İzleyicilerimiz geçtiğimiz hafta izlememiş de olabilir. Bu soruyu da şu nedenle soruyoruz çünkü. Bu önümüzdeki seçim var, bundan sonraki seçim var. Ya da biz belli illerden söz ediyoruz. CHP ve aslında DEM Parti'nin de burada önemli raporlaştırdığı iddiaları var. Yani askerle, polisle gerektiği yerlerde seçim mi kazanılıyor sorusunu ortaya koymuştuk. Hangi illerde, ilçelerde bunu yapabilirler? Aslında bunun da yanıtı aranmış oluyor bir taraftan. Bir anımsatalım nasıl geldiğimizi. Aynen şunu, şöyle anlatalım o zaman, şöyle ekranda anlatayım. Geçen hafta verdiğimiz özellikle Kars şeyiyle başlarsak Gökçe, yani Kars'ın seçim sonuçlarıyla başlarsak bunu göreceğiz. Şimdi Kars çok önemli, sınırda bir kentimiz, güzide bir kentimiz. Bu şehirde 2019 yılında seçim yapıldı. AKP MHP adayını destekledi ve gördüğünüz gibi, bu ekranda da gördüğünüz gibi 29.58'de 26.57. Çok az bir fark var. Kentin nüfusu az olduğu için, seçmen nüfusu az olduğu için baktığınızda yani çok az bir farkla seçim 1238 oy farkla şeye gitti. HDP'ye gitti. O zaman Ayhan Bilgen'di belediye başkanı adayı ve o kazandı. Hatta sonra kayyum atandı, görevden alındı. Demokrasi adına gerçekten çok vahim bir durum. Tekrar vali kayyum olarak atındı ve vali kenti yönetmeye başladı. Şimdi buradaki fark, yani dediğim gibi 1238 oy fark ne olacak? Yani bu seçimde bunun altını özellikle aklımızda tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi baktığınızda Kars'ta 3500 seçmenin anormal bir hareketle, toplamda çok daha fazla 3500 yeni seçmenin söz konusu olduğunu koyuyor. Hem DEM Parti'nin hem CHP'nin analizleri, raporları. Bunlara baktığınızda yığma seçmen raporu var CHP'nin. Pınar Hanım hazırlıyor, CHP Genel Başkan Yardımcısı. Çok da güzel bir rapor hazırlamışlar. Mayıs 2023'ten, yani Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapıldığı 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta oy kullandıkları yerden Kars'a, biraz önce söylediğim gibi toplam Mart 2024'te aslında 5472 seçmen geliyor. Bunların büyük kısmı işte ilçelerden gelenler oluyor, adres değiştirenler olabilir. Onları elediğimizde en az 3500 seçmenin taşındığını görüyoruz. Sonra bir bakıyoruz, bunlar hep yeni 20-35 yaş arasında erkek seçmenler. Ve geçmişte oy kullandıkları yerler de gözüküyor bu adres sorgulama sisteminde, analiz sistemlerinde. Bakıyorsunuz Kayseri'de, Adana'da, Bolu'da orada oy kullanmışlar. Bu sefer burada oy kullanacaklar. Sonra bir bakıyoruz, Kars Ordu Evi'nde aynen senin dediğin gibi Mayıs 2023'te sadece 13 seçmen varken şimdi 3005 tane seçmen var. 3005 tane seçmen çıkıyor ortaya. Tamam, bu tablo bunu koydu ortaya değil mi? Şimdi Iğdır'a geçelim. Iğdır'da aynı şekilde 2019 seçiminde çok az farklı HDP'nin aldığı bir ilimiz, şehrimiz. %50 ile %46 arasında fark da 1500'den biraz fazla. Şimdi bütün bunları burada da gördüğünüzde 4361 tane seçmenin Iğdır'a taşındığı söyleniyor. Bunlar da bakın çok enteresan, bir mahalle, Pir Sultan Abdal Mahallesi var. İki adreste 2602 tane erkek yeni seçmen var. İki tane adres sadece. Yani bir adreste 1500 seçmen gözüküyor. Bir tanesinde 1200'ye yakın seçmen gözüküyor. Yani inanılmaz yani bu erkek hareketler. Seçmenler ve polis ve askerler. İşte bunlar polis, asker ve korucular. Ve biraz önce bahsettiğim gibi bu sayılar, Kars'a tekrar dönebilir miyiz? Seçimin sonucunu tamamen değiştirebilecek bir durum. Ama şu çok çarpıcı Şule. Bak, dedik ya 1238 seçmen. Sadece Kars Ordu Evi'nde 3005 seçmen var. Yani 3005 seçmen 1238 oy farkıyla kazanılmış HDP tarafından bir bölgede sadece bir adreste. Ordu Evi'ndeki seçmen sayısı seçimin kaderini değiştirebilecek bir sonuç ortaya koyuyor. Şimdi DEM Parti'de CHP'nin raporlarında da şu belirtiliyor. Diyor ki buralar iktidarı çok önemsediği ve AKP ile MHP'nin birlikte aday göster, birbirlerinin adaylarını destekledikleri kentler. Buraya Türkiye'nin çeşitli yerlerinden Türk Silahlı Kuvvetleri siyasete alet edilerek taşıma seçmen getiriliyor. Ve bu sebeple oy kullanması sağlanıyor. Ve bunlar işte bu belediyenin el değiştirmesi neden olacak. Yani düşünün, hepimizin ordusu, hepimizin Türk Silahlı Kuvvetleri AKP ve MHP oy kazan, seçim kazansın diye kullanılıyor. Bakın büyük skandal. Çok büyük bir iddia ve çok büyük bir skandal. Şimdi bunu haber yaptık, bunları anlattık. Bu sırada Ahmet Zeki Uçok'la konuştuk. Emekli hava albay,
İYİ Parti'de siyaset yapıyordu ve bu konuda çok deneyimli bir isim. Aytunç Erkin'le daha önce bu konuda Sözcü Gazetesi'nden meslektaşımız bir konuşma gerçekleştirmiş. Orada bir teğmenlerle ilgili bir olayı anlatmış. Ve ben de bununla ilgili daha detaylı bilgileri kendisiyle konuşma fırsatı buldum. Ve şunu gördüm arkadaşlar. Teğmenleri şöyle bir durumu var. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda eğitim gören, 2023-2024 sınıf eğitimi gören, yani sınıf okullarına gönderen, yani Kara Harp Okulu'ndan mezun oluyorlar, sınıf okullarına gidiyorlar. Bu teğmenler o okullarda, yani 2023-2024 kursları devam ederken bir teğmen E-Devlet'e baktığında ikametgahının değiştiğini görüyor. Ne görüyor dersiniz? Çok enteresan. Kars Ordu Evi. Yani bir görevlendirmesi yok ya. Görevlendirme yok, atama yok, haberi yok. Hı. Bakın haberi de yok. Diyor ki ya ben Kars Ordu Evi'ne gitmedim. Benim öyle bir görevim de yok, atamam da yok. Hatta Ahmet Zeki Üçok'a göre bu atama da yapılamaz. Çünkü çocukların 2023-2024 kursu devam ediyor öğrencilerin. Subayların, teğmenlerin. Yani bir bölgeye gönderilemezler. Ama bir bakıyor Kars Ordu Evi adresi olarak ikametgahı değişmiş. Bunun üzerine diğer teğmenlere soruyorlar. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki işte o sınıflardaki pek çok çok sayıda teğmenin adresinin kendilerinin bilgisi dışında değiştirildiğini ve Kars Ordu Evi olduğunu görüyorlar. Bunu komutanlarına soruyorlar. Yani onların komutanları var. Bunda bilgileri olması gerekiyor. Komutanlar diyor ki bizim haberimiz yok. Bölük komutanları, tabur komutanları diyor ki bizim haberimiz yok. Böyle bir görevlendirmeniz de yok, böyle bir atamanız da yok. Böyle bir emri de biz bilmiyoruz diyorlar. Nüfus müdürlüğüne gidin diyorlar. Üstümüze soracağız, siz de nüfus müdürlüğüne. Nüfus müdürlüğüne gidiyorlar. Diyorlar ki ya bizim, ya düşünün bakın tüm yurttaşlarımıza söylüyorum. Birdenbire dolandırıcılığın fırtınası yaşanan bir ülkede adresinizin, ikametgahınızın sizden habersiz değiştirildiğini öğreniyorsunuz. Dolandırılacağını düşünüyorsunuz. Dolandırılacağınızı düşünüyorsunuz. Ve bunun üzerine gidiyorlar diyorlar ki ya nüfus müdürlüğüne gittiklerinde nüfus müdürlüğü de diyor ki E-Devlet'e sor. E-Devlet'e sorun oradan nüfus müdürlüğüne sorun diyor. Sonra bir teğmen ne? Şifayen yani sözlü olarak nüfus müdürlüğü şunu diyor. Ya sizin Milli Savunma Bakanlığı'nın emriyle adresiniz değiştirilmiş. Ama o sırada bunu fark eden teğmenler de CİMER'e başvuru yapmış. Ama önce şeyi görelim. O adres olarak gönderdiğim görseller vardı ya Gökçe, onları görürsek burada tam şeyi anlayacağız. Bakın şuradan başlayalım. Bir adresi var. Bu teğmene ait bir ismini gizlediğimiz, göstermediğimiz, sakladığımız bir adres bilgisi. Kars Merkez Cumhuriyet Mahallesi Ordu Evi'nin olduğu yer ve Ordu Evi'nin adresi. Ordu Evi'de olarak şey yapıyor. Ya belgesi bu. Arkadaşlar aynı şekilde güncellenme tarihine dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakın burası çok çok önemli. Burası çok önemli. Güncelleme tarihi 29 Eylül 2023. 29 Eylül 2023. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Yani adres değişikliği için de haber vermeniz. Çünkü seçimde oy kullanabilmesi için. 6 ay öncesinde evet, olması gerekiyor. 31 Mart 2024'teki seçimde oy kullanabilmesi için son tarih, adres değişikliği için son tarih 30 Eylül 2023. İnce yani oy kullanabilsin diye sadece bir gün kala Milli Savunma Bakanlığı'nın emriyle bu teğmenin adresi değiştiriliyor. Onun gibi çok sayıda askerin adresi değiştiriliyor ve ikametgahı Kars Ordu Evi'ne alınıyor. Bakın yetmiyor. Adresinin değiştirdiğini görür görmez yine bir teğmen CİMER'e başvuruyor. Bak Bilgi Edinme Kanunu kapsamında diyor ki adres değişikliği müracaatı ve işlemlerini yapan kişi veya kişiler hakkında tarafıma bilgi verilmesini. Yani benim adresimi kim değiştirdi diyor. Adresimi kim değiştirdi diyor. Ayrıca ilgili kurumlara suç duyurusunda bulunulmasını arz ve talep ederim diyor. Yani diyor ki benim adresim değişmiş, hiç haberim yok. Görevlendirmem de yok, adamam yok. Kim yaptı bunu diyor. Arkadaşlar ve bu işte şeyin belgesi. Taşıma, askerlerin taşıma seçmen yapıldığının belgesi. Peki o sırada bu teğmen nerede? Başka bir yerde görevli. Yani o okulda, sınıf okulda. Zaten Kara okulda. Kuvvetleri Komutanlığı'nın sınıf okulunda. Adresi peki, söyleyemiyoruz. Timur abi, için. O kişinin herhangi bir partiye oy vereceğini nasıl anlayabiliyorlar? Anla, bak şöyle bölgedeki oy yoğunluğuna bakıyorlar. Ya da çeşitli askerlerle ilgili. Ya oraya gittiklerinde sonuçta tahmin ediyorlar. Ya da hayır, o mevcut olarak parti gitmiyor ama kağıt üstünde mi bu işler hallediliyor? Muhtemelen
bir görevlendirme çıkartıp oraya götürecekler. Yoksa ya da yani daha önceden daha görevlendirme çıkmadan nereye görevlendirileceğini biliyor yani aslında. Görevlendirileceğini biliyor. Bırak seçimde oy kullanabilsin diye bir gün önceden yapılıyor. Bakın. CİMER yazısında diyor zaten, söylüyor ve nihayet öğreniyoruz. Adresini kim değiştirdi bu teğmenleri? Milli Savunma Bakanlığı'nın 28 bak 29'daydı ya. 28 Eylül 2023. Tarihli sayılı yazısı uyarınca adres işleminiz yapılmıştır. 28'inde emir çıkartıyor Milli Savunma Bakanlığı. 29'unda adresi değiştiriliyor teğmenin. Ve öğreniyoruz ki Milli Savunma Bakanlığı'nın emriyle bu yapılmış. Ya çok özür diliyorum. Şimdi... Çok özür diliyorum. Ya Timur, niye açıkladığını farkında mısın bilmiyorum. Farkındasındır da bilerek bu cümleyi kullanıyorum. Ya bu adamlar ya 22 yıl boyunca ordu siyasete karışmasın, ordu siyasete karışmasın, ordu işte siyasete karışınca böyle oluyor diye gittiler Silivri cezaevini kurdular, kumpasları kurdular. Bu kadar insana haksız, hukuksuz bir şekilde linç ettiler ve dönüp dolaşıp geldikleri yer bizzat Milli Savunma Bakanlığı eliyle siyasi mühendislik yapıp bir teğmenin, ya bir teğmenin haberi olmadan başka bir adrese taşıtıyorlar. Orada oy kullandırtıyorlar çünkü işte. Ama şimdi bu belgesiyle bir hala iddia ortada. Yani Milli Savunma Bakanlığı böylesi bir hani yer yapmadım. Değişikliğini ne sebeple yaptığı, bir işte oy kullanıldı mı, seçime müdahale miydi, bunların tamamı iddia ve Milli Savunma Bakanlığı bu konuda açıklama yapacaktır. Herhalde ki ben de buna şöyle bir şeytanın avukatlığını yaparak en azından şunu eklemiş olayım. Sizin karşınızda şeytanın avukatlığını yapmak durumunda ben kalacağım. şimdi bir yani teğmenlerde her yıl ne kadar bir mezundan söz ediyoruz ki, herhalde 1500 gibi. 2000 tane. Yani ben 1500 diye biliyorum orada. Öyle olsun ortalama. Yani 1500 teğmen de buraya görevlendirilmiyordur herhalde. Burada da bir seçim sonucunu etkileyecek kadar büyük bir teğmen çoğunluğundan da söz etmiyoruz. Sadece teğmenlerden bahsediyoruz. Onu da söyle de. Evet evet. Yani burada örneğin dediğin gibi sadece teğmenlerden bahsettiğimiz bir durum söz konusu değil. Kars Ordu Evi'nde 3005 kişinin olduğunu biliyoruz. Yani orada seçmen olarak kayıtlı Kars Ordu Evi'nde seçmen kayda alınmış. Geçen seçim 13 kişi varken bugün 3005 kişi olduğunu biliyoruz. Acaba bu teğmenler dışında uzman çavuşlar, sözleşmeli erler o bölgeye nasıl sevk edildi, ne kadar sevk edildi bunu bilmiyoruz. Dediğin altın çizdiğin noktada haklısın. Bunlar iddia hala. Peki bir şey ama söyleyeceğim. Ama böyle bir rastlantı olur mu diye soruyorum. Kars Ordu Evi 13 kişiden kaça çıkmış dedin? 3005 kişiye. E peki yani ne oluyor acaba, bizim Kars sınır kapımızda bir şeyler mi olacak vesaire? Tatbikat var. Kış tatbikatı var. Evet. Bir iddiaya göre kış tatbikatı genelde Ocak ve Şubat ayında oluyor. Evet. Türkiye'de kış tatbikatı Ocak ve Şubat'ta yapılır. Seçim ayarlı olarak bir iddia bu. Bu da bir iddia. Dem Parti'de, CHP'de bunu ifade ediyor. Kış tatbikatının sırf bu askerlerin oraya taşınması ve seçimde gördüğünüz gibi bir oy kullanabilecek şekilde taşınmasının tatbikat tarihini de belirlediğini ve bunun için tatbikatın Mart'ın Nisan'a kaldığını iddia ediyorlar. Ama bakın burada mesele şu. Ya bu uygulama olarak da yanlış. Bir görevli Ahmet Zeki Uçak'a sordum. Bak diyor, teğmenler olayı harekat için götürülen, görevlendirilen personelden çok farklı. Onu ayrı düşünün diyor. Harekat için bir yere götürdüğün personeli önce bilgi verirsin. Adresi değişikliği olacaksa adresi değişir. Hatta şunun örneklerini gördüm. Şırnak'ta 2019'daki seçimde sınır ötesi operasyona götürülen askerler helikopterle geri getirilmiştir ve oy kullanmıştır. Seçimleri oraya, seçim yani adresiyle ikametgahları oraya almıştır ve oraya getirilmiştir. Bu farklı bir şey diyor. Teğmenleri görevlendiremezsin, gönderemezsin zaten diyor. Bu başlı başına bir skandal diyor. Yani bunu çok vahim olduğunu, çok vahim bir iddia olduğunu söylüyor. Şimdi burada tabii şöyle bir şey var. Ya kış tatbikatı için oraya götürüyorsunuz. Kış tatbikatını buna göre ayarlıyorsunuz. Bırakın seçmen olarak götürüyorsunuz. Ya arkadaş bakın bu sadece oy veren insanın haksızlık değil. Oy veren insanı ne yapacak? Kendi şeyini seçecek. Kendisini yönetecek. Yani demokrasinin temel taşı. Beni seçecek insanları ben seçmek istiyorum. Bu yoksa zaten demokrasi yok. Yani kendini seni yönetecek insanları seçemiyorsan bu ülkede orada demokrasiye askıya alınmıştır. Bu insanların tabii böyle mağdur olacak diyelim taşımalı seçmenle. Ki bakın sadece teğmenlerden bahsetmediğim için birkaç örneğini vereyim. Örneğin Sakarya'da görevli bir tane uzman çavuş. Sakarya'da görev yapıyor. Bir bakıyor Şemdinli'ye
hiç haberi olmadan, hiç bilgisi de olmadan ikametgah Şemdinli'ye alınmış. Aynı şekilde Kandırı'da bir askeri personel bir bakıyor kendisi bambaşka yine o bölgede bir yere yine Şemdinli'ye oraya alınmış. CİMER'e şikayet. Efendim? Onlar da CİMER'e şikayette bulunmuş. Onları bilmiyorum. Hı. Onların evrakı elimizde yok. Ama şöyle bir durum var. Bakın bunu yapan Türk Silahlı Kuvvetleri eğer bir seçim için o için askerleri taşıyacak hale getirdiyseniz bu seçimin ne adaletinden bahsedebilirsiniz ne Türk Silahlı Kuvvetleri'nin siyaset dışı bırakıldığından bahsedebilirsiniz. Yani siyaset dışı hepimizin üstü bir kurum olduğundan bahsedebilirsiniz. Aynı Barış'ın dediği gibi. Ya bu ülkede siyasetin demokratikleşmesi için askeri alanı açması gerekir zaten. Ama siz böyle bir taşıma seçmen olayına orduyu, hepimizin ordusunu alet ediyorsanız gerçekten çok çok büyük skandallar ve bu konuda bu iddialar konusunda Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yapmak zorunda. Gerçekten cehaletimden dolayı bu ordu evinin kapasitesi bu kadar temin alabilecek durumda mı? Tabii ki değil. Ya bak örneğin Siirt'te Emniyet Müdürlüğü var. Evet. Emniyet Müdürlüğü'nde 743 tane erkek seçmen kayıtlı. Peki Siirt'teki o Emniyet Müdürlüğü 743 kişi almaz tabii alır mı? Zaten kamu binası yatacak yer yok. Mesela yok. Yani bir notta da Timur, Iğdır'daki Emniyet Müdürlüğü hiç seçmen kayıtlı değil bir önceki seçimde. Daha sonra bir anda 743 seçmen eklenmiş. Evet işte Pir Sultan Mahallesi'nde 1500 bir ev binada 1200 başka bir binada. Orada da 1500 insanı bir yere koyman mümkün değil. Yani bunların hepsi fiziki olarak orada olabilecekleri bir durum değil. Fiziki olarak orada yaşayabilecekleri bir durum da değil. Ama iddia bunların hepsi. Bunların hepsi iddia. İddia ama bakın. Ya arkadaş. Ya iddia tamam da. Sen bu teğmenlerin tam böyle seçimde oy kullanabilmek için nasıl bir rastlantı bu ya? Kış tatbikatı tam o döneme denk geliyor. Hiç haber vermeden teğmenlerin adresleri bir gün kala seçimde oy kullanabilmeleri için değişiyor. Bu sırada CHP ve DEM Parti Iğdır, Kar, Siirt'te binlerce şehir dışından taşıma seçmen geldiği tespit ediliyor. Orada evinde 3005 seçmen tespit ediliyor. Ya herhalde bunlar da rastlantı değil diye düşünüyoruz değil mi? Herhalde rastlantı olamaz. Ve bakın Sakarya 7. Ya bunlar rastlantıysa da Milli Savunma Bakanlığı bu rastlantının gerekçesini bize açıklamalı. Çıksın ve desin ki ya böyle bir rastlantı olmuş. Bize bunların değil, da ikametgahlarını biz haber vermeden şu nedenle açıklar değil mi? Hepimizi tatmin edecek bir açıklama yapabilir. Bakın yani FETÖ kumpasları döneminde yıllarca hapis yattı Ahmet Zeki Uçok. Ahmet Zeki Uçok diyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi kendilerinden önce ordumuzun siyasete nasıl alet edildiğini en iyi bilen komutanlar olarak bu tür uygulamalara tevecül edenler her kim olursa olsun gereğini yapmalıdır. Milli Savunma Bakanlığı eğer gizli bilgileri içermiyorsa 28 Eylül 2023 tarihinde söz konusu emrin içeriğini kamu ile paylaşmalı ve bu hususta açıklama yapmalıdır. Ya o kadar doğru ki. Ya ne yapacağız? Şeyi de mi gasp ediyorsunuz aynı zamanda? Sadece şey değil ki. Tam Iğdır'daki Kars'taki seçmenin müdahale ettiniz ve buna emniyetimizi, polis teşkilatımızı, askerimizi kullanarak müdahale ettiniz oradaki seçim sürecine diyelim iddia doğruysa. Ya sadece o yöre insanın da hakkına girmiyorsun. Aynı şekilde ya o teğmen, o asker, o uzman çalış, o sözleşmeler ya kendi yaşadığı yerdeki şeyini, yöneticilerini, İl idarecilerini seçmek hakkı var o insanların. Sen o insanlardan bu hakkı nasıl alıyorsun? Kars'ta Iğdır'da yaşamayacak bir insan. Nasıl Kars'ta Iğdır'la ilgili hepsini getirin bir de sizin işiniz mi bu? Aynen öyle. Aynen öyle. Eğer öyleyse TSK'nın işi mi bu? Evet. Türk Silahlı Kuvvetleri nasıl siyaseti alet edersiniz? Murat tebessüm ediyorsun. Yeni bir şey bulduğunu hissediyorum. Yani şöyle şimdi Barış gönderdi sağ olsun. Meslektaşımız Yusuf Yavuz az önce bir paylaşım yapmış sosyal medyada. O da 660 tarihliğin yükselen oradaki arsalardaki yükselen şeyi gösteriyor. Çok ilginç bir bilgi veriyor Twitter'da da. Şöyle diyor. Turgut Altınok'un dairelerle gündeme gelen Altıntaş bölgesi diyor. Bir mahalleydi ve burada çoğunlukla tarım yapılıyordu diyor. Nisan 2018'de bu Bakanlar Kurulu kararıyla kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi. Kentin onca sorunlu bölgesi varken Altıntaş seçildi. Bakanlar Kurulu kararı ile kentsel dönüşüm bölgesi ilan edilen bu bölgede karardan yaklaşık bir yıl sonra yani 2019'da Hacı Altınok adına 12.129 metrekare arsa satın alındı. 2020'de de arsa üzerine inşaata başladı. Her şey kılpan. Resmi gazetede bunlar. Resmi gazetede de göndermiş, paylaşmış sağ olsun. Hepsi de orada yazıyor.
Ben ne diyeyim daha? Evet. Yusuf Yavuz'un emeğine sağlık. Çok önemli bir haber. Teşekkür ederim. Onu gruba atalım, gönderelim. Bir ekranda verelim sonra. Gökçe onları hazırlayabilir. Şimdi Turak bununla ilgili. Ha. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bir dakika. Kaç dakika oldu? 20 geçe... Sen onu hesaplarken ben Murat'ı alayım oraya hemen. 65 dakika oldu. Evet evet, bir şunu gösterelim. Senin o 600 dairenle birlikte. Burası Altıntaş bölgesi. Normalde tarım yapılması gereken bölgeyken orada binalar yükselmeye başlamış. Tam da havalimanının yan tarafı burası. Çok değerli bir arazi. Yusuf Yavuz da bunları belgelerle ortaya koymuş. Paylaştıklarının içerisinde iki nolu, üç nolu tweet'e gelirsek orada da bir belge paylaşmış. Gerçekten de resmi gazetede yayınlanmış 2018 Taksim 11.605 sayılı kararı. Orada da o kararda şu söyleniyor. Antalya ile Aksu ilçesi sınırlar içerisinde bulunan bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmesi hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Murat Kurum dönemini mi de 2008 tarihli 58.141 sayılı kararı istinaden diye yazıyor. Onu da verirse yanına onu da gösteririm. Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzalı, altında da Bakanlar Kurulu var. O dönemde bakalım kimmiş Çevre Şehircilik Bakanı. Altında çünkü imzaları var. Bakıyorum. Yok, Özaseki. Özasekiymiş. Yani evet, bir Özaseki. Tarım arazisi Sayın Altınok'un ailesinin oraya tesadüf. Daire kondurmak istemesiyle. Bak, sen çok art niyetli düşünüyorsun şöyle. Bak çok art niyetli düşünüyorsun. Ramazan ayındayız, mübarek aydayız. İşte bak şu an resmi gazetedeki. Gönlünü ferah tut. Bak tesadüf, Türkiye'de tesadüf çok olan şey ya. Bak şimdi tesadüf 2018 yılında tesadüf bu arkadaşlar. O alınan arsanın şeyi değişmiş. Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla bir anda oraya imar gelmiş. Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi alan ilan edilmesi anlamında yapısı değişmiş. Aa bir bakmışsın orada Altınok kardeşler de orada inşaat yükseltmeye başlamış. Tabi orada biraz da kar yapmak için 2 artı 1, 3 artı 1 insanca yaşayabileceğin binaya gerek yok. 1 artı 1 yap, yapıştır geç. Nasıl olsa alan var. Bunun için bir sürü şey var. Havalimanına yakın öyle değil mi? Tabii ki havalimanına yakın. Yakın. Yani çok bak bunlar çok önemli şeyler Antalya'da. Şeyde benzin istasyonu. Tabii. Yusuf Yavuz paylaştı bunu. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Bir daha bir Çevre Şehircilik Bakanı tarım arazisinden ihtiyaç duyulunca kim imza atmış orada, kimi bir daha tekrar edelim. Bekir Bozdağ başbakan yardımcısıymış. Binali Yıldırım başbakanmış. Sayın Mehmet Şimşek başbakan yardımcısıymış. Ama Çevre Şehircilik Bakanı Sayın Özaseki'ymiş. Geçen gün insanlar tepki gösterince giderim buradan diye tehdit ediyordu. Kendisi zaten bir önceki dönemde AKP'nin adayıydı değil mi? Evet. Yine Mansur Yavaş'a karşı. Evet, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayıydı. Peki. Çok enteresan. Murat gelebilirsin sen, biz diğer. Bunu da koymuş olalım, bunu da soralım. Şimdi Timur varsa... Yok tamam, bitti benim konum. Evet. Ya bu çok ilginç. Konuyu hani unutturmamak adına ya da altını çizmek adına söylüyorum. Mutlaka açıklama yapılması gerekiyor bununla ilgili. Çünkü belki de dediğimiz gibi hani biz gazeteci olarak sorgulama tarafındayız. Biz gazeteci olarak soru sorma mükellefiyetindeyiz. Ama... Bu soruların mutlaka cevaplanması gereken... Bu kadar da tesadüf fazla aynen, sanki ya. Aynen. Bunların cevaplanması gerekiyor. Tesadüf bir de tabii taşımalı seçmenin tespit edildiği bir gerçek var. Yani DEM Parti ve CHP'nin raporları zaten binlerce seçmenin taşındığını ortaya koyuyor. Evet arkadaşlar, ben de masada biliyorsunuz kanalı korumak durumunda olduğum için, moderatör ben olduğum için çeşitli notları düşmek durumundayım. Tabii ki çok haklı olarak. O nedenle bu iddialara... Milli Savunma Bakanlığı mutlaka yanıt verecektir. Öyle inanıyoruz. Bu tesadüflerin gerekçesi nedir? Eğer verirse önümüzdeki hafta biz yine bunu devam ettireceğiz. Yanıtını alırız ki pazar günü seçim var zaten. Şimdi gelelim bir başka merak konusuna. Timur bu dosyayı yapınca oturduk ekip arkadaşlarımızla beraber konuştuk. Uzun zamandır Murat'ın da takip ettiği başlıklardan biriydi. Yabancı seçmen. Yani mesela İstanbul üzerinden düşünelim dedik Barış'ta sonra. Kaç yabancı seçmen oy kullanacak? Kritik yerler nereler? Bunlara da bir bakalım. Onunla beraber de devam edelim. O hattan bir de şu seçim güvenliğine bakalım. Birkaç gün kaldı. Hepsini hazırladın. Çokça insanla konuştun, onu da biliyorum. Bir, sen de Barış oraya geçersen bize önce yabancı seçmen üzerinden anlat. Şimdi arkadaşlar... 5 gün kaldı, neredeyse 4 güne doğru evriliyoruz. Ve bizim bütün Türkiye'nin
Kuşkusuz olarak göz diktiği yerin İstanbul olduğunu biliyoruz. Çünkü İstanbul'da kıran kırana bir savaş olduğu, kıran kırana bir mücadele olduğu ve AKP'nin bütün bakanlarıyla, bütün bürokrasisiyle... Valla tam doğru sözcüğü kullandım. Mücadele denmez, buna savaş denir. Evet, çünkü yani zaten ittifakın da olmadığı bir yerde Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak şu an ciddi anlamda büyük bir mücadele veriyor. Şimdi geleceğiz, sandık güvenliği nedir ne değildir, ama İstanbul özelinde tartışılan konulardan birisi nedir? Kaydı değiştirelim arkadaşlar. Önce yabancı seçmeni yapıyoruz. Yurt dışı doğumlu seçmen, yani yabancı seçmen diye kısalttığımız mesele açıkçası. Şimdi ben bununla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurmaylarıyla konuştum. Ve hazırlattıkları, İstanbul Planlama Ajansı'nın hazırlattıkları bir rapora ulaştım. Şimdi bu rapor, işte birazdan rakamlara gireceğiz ama bu raporun özetinde şunları göreceğiz arkadaşlar. İstanbul'da, bakın şu cümle çok önemli. 2024, yani 4 gün sonraki yerel seçimler özelinde konuşuyoruz. İstanbul'da her 40 seçmenden biri yurt dışı doğumlu arkadaşlar. Toplam seçmen sayısı 11.313.924. Yani 4-5 gün sonra oy kullanacak, oy kullanmaya haiz, bu haklara sahip olan seçmen sayısı 11.313.924. Her 40 seçmenden birisi bunlar içinde yurt dışı doğumlu. Zaten onların rakamı da 293.617. Tekrar söylüyorum, İstanbul'da 31 Mart yerel seçimlerinde oy kullanacak 293.617 kişi yurt dışı doğumlu. Yani bu da %2.7'ye tekabül ediyor. Bunlar arasında bizim sürekli tartıştığımız Orta Doğu, Suriye, Irak, İran'ı kastediyoruz, Afganistan'ı kastediyoruz hatta. Onların oranı nedir? Yine İstanbul özelinde baktığımızda Orta Doğulu, yurt dışı doğumlu seçmen sayısı 108.968. 108.000, yani 109.000 diyelim. 109.000 kişi İstanbul'da yaşayıp Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup doğum yerleri Orta Doğu. 109.000 kişi diyelim. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Hani hep deniyor ya, işte asıl bu seçimde ilk kez oy kullanacak insanlar, o yurt dışı doğumlu olanlar, Suriyeliler gibi iddialarda bulunuyor. İstanbul Planlama Ajansı, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Örgütü ile birlikte hazırladığı bu rapora göre ilk kez oy kullanacak yurt dışı doğumlu seçmen sayısını 17.262 olarak belirlemiş. Yani 4 gün sonra 17.262 yurt dışı doğumlu seçmen ilk kez oy kullanacak. Arkadaşlar bir sonraki şeye geçelim. İlçe özetine bakalım. Bakın bu da çok enteresan. Belki Timur'la Murat'ın da burada söyleyeceği şey vardır. Yurt dışı doğumlu seçmen oranı en yüksek olan ilçe Beylikdüzü arkadaşlar. Ya yine Beylikdüzü'ne geldik. Yani niye bilmiyorum. Yani neden o yurt dışındaki seçmenler Beylikdüzü'ne bu kadar yoğunlaşmış? Tartışmalı bir şey. Orta Doğu ülkelerinde doğan seçmenlere bakıldığında ise en yüksek oran Başakşehir. Bir dakika ya. Yani Beylikdüzü'nde yurt dışın doğumlu %7 seçmen mi oy var? Evet evet. %7. Evet evet. %7, bakın yurt dışı doğumlu seçmen oranı en yüksek olan ilçe Beylikdüzü. Devam ediyoruz. Esenyurt nüfus büyüklüğü sebebiyle toplamda 22.539 kişiyle en yüksek sayıda yurt dışı doğumlu seçmen barındıran ilçe Esenyurt. Zaten oradaki o toplu konutlarını biliyorsunuz. Orta Doğulu seçmen oranı %1'in üzerinde 13 ilçe varmış. Bunlar Başakşehir, Beylikdüzü, Zeytinburnu, Fatih, Esenyurt, Avcılar, Orta Doğulu seçmen konusunda bize rakamlar veriyor. Diğer görselleri hızlıca geçersek arkadaşlar. Şimdi burada, yani bu ayrıntılara çok rakamlara girmeyeceğim ama evet, en azından bilin diye söylüyorum. İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve CHP İstanbul İl Örgütü'nün ortaklaşa hazırladığı bir tablo bu. Gördüğünüz gibi teker teker ilçe ilçe İstanbul'da kimlerin ne kadar oy kullandığı, hangi ilçede ne kadar yabancı seçmenin olduğu ortaya çıkıyor. Sonraki görsele girelim arkadaşlar. Önemli bir görsel gelecek. Çünkü doğduğu ülkeye göre oy kullanacak seçmenler. Evet. Doğduğu ülkeye göre oy kullanacak seçmenler. Şimdi en fazla
Bulgaristan doğumlular, İstanbul özelinde söylüyorum, Bulgaristan doğumlular İstanbul'da yabancı seçmen olarak oy kullanacak. Ama bunun biz gerekçesini az buçuk anlayabiliriz. Çünkü biliyorsunuz özellikle 89 göçü vardır, bilenler bilir. Onların çoğu işte İstanbul'un belli yerlerinde Bulgaristan göçmeni olarak yer alırlar. Onlar var. İkincisi Almanya. Bu da yine aslında karşılıklı göçle ilgili bir mesele olduğunu düşünüyorum. Ama bizim çok tartıştığımız Suriye'deki iç savaştan kaynaklı olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne göçen, sığınan Suriye kökenli insanların rakamını İstanbul Planlama Ajansı, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin o kuruluşu İstanbul özelinde 42.456 olarak bulmuş arkadaşlar. Yani 42.456 Suriye doğumlu olan kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup bu 31 Mart'taki yerel seçimlerde oy kullanacak. Sonra İran devam ediyor. 16.222, Afganistan 13.202, Makedonya, Irak, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Çin diye devam ediyor. Bu arada 13.202 tane Afgan. Afganistan doğumlu. Afganistan, ki yani Afganistan'daki yönetim değişikliğini vesaire aslında çok da şey olmadı. Çok da eski değil. Ona rağmen 13.202 Afganistan doğumlunun bu 31 Mart'ta oy kullanacağını İstanbul özelinde biliyoruz. Sonraki görsele gelelim arkadaşlar. Bu da doğduğu ülkeye göre ilk kez oy kullanacak seçmenler. Şimdi Suriye doğumlu vatandaşlar tabii ki. Suriye doğumlu vatandaşlar arasında ilk kez oy kullanacak seçmen sayısı anlamında birinciliği alıyorlar. 2214 Suriye doğumlu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ilk kez oy kullanacak arkadaşlar. Bu da anlıyoruz ki iç savaştan sonra gelen ve burada hayatını yaşayan çocukların artık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması ile birlikte oy kullanabilecek yaşa ve özelliklere sahip olması. İran, Bulgaristan, Afganistan, Afganistan da çok enteresan keza. Yine 1395 İstanbul'da yaşayan ve ilk kez oy kullanacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ama Afganistan doğumlu kişiyi görüyoruz. Şimdi bunlar bize neler anlatıyor? Ben bunu şeye sordum. Hem CHP İstanbul İl Başkanı'na sordum. Yani Özgür Çelik'e sordum. Hem YSK temsilcisi var Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yani Mehmet Hadimi Yakuboğlu'na sordum. Vallahi hani böyle iki kez sordum hatta. İkisi de aslında bu hazırladıkları rakamlar özelinde Türkiye'de kamuoyunda tartışıldığı kadar yabancı seçmenlerin özellikle İstanbul, Ankara ya da İzmir gibi büyük şehirlerde seçimin kaderini etkileyebilecek boyutta olduğunu düşünmüyorlar. Bunun altını çizeyim. Yani hem CHP'nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu hem de CHP'nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, büyük şehirler bazında söylüyorum, yabancı seçmenlerin bu seçimin kaderini değiştirebileceğini düşünmüyorlar. Ben İlay Aksoy'u da aradım. Demokrat Parti'nin biliyorsunuz önemli kurmaylarından birisi. Ayrıldı galiba. Ayrıldı galiba, evet. Peki İlay Hanım ilçeler üzerinde ne söylüyor? Ama İlay Hanım mesela bu rakamlara inanmıyor. İlay Hanım özellikle isimlerin değiştirilmesi üzerinden ya da kütüklerin değiştirilmesi üzerinden yapılacak olası manipülasyonlarla bu rakamların sandığımızdan daha büyük olduğunu hala iddia ediyor. Ben bugün yaptığım konuşmada... Tek şey E-Devlet üzerinden isim değiştirilebilir. Evet, evet, tam onu zaten. O yasa değişikliğiyle birlikte böylesi bir tehlikenin hala var olduğunu kendisi söylüyor. En azından iki ayrı görüşün hala çarpıştığını söyleyebiliriz. Ancak bizim sonuçta dönüp dolaşıp biz bunları niye konuşuyoruz arkadaşlar? Sandık güvenliği meselesinden dolayı konuşuyoruz değil mi? Ya nedir bu sandık güvenliği? Her seçimde konuşuyoruz. Bu da aslında bizim iktidara ve iktidarın devlet içindeki aparatlarına güvenmediğimiz, devlet içindeki kollarına, bazı örgütlenme modellerine güvenmediğimizle ilişkili. Barış, şimdi herkese sordum. Ben de en net sorusuyla gidelim. Sandıkları bu defa koruyabilecekler mi? Şimdi en kazık soruları genelde bana soruyorsun. Şimdi ben bu sorunun yanıtına, onların verdikleri yanıtı söyleyeceğim size. Ancak bir gazeteci olarak şunu söyleyebilirim. Sonuçta ben şuna inanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi özelinde söylersek, diğer tabii ki muhalefet partilerini de katarsak, ben iyi niyetli olduklarından ve çok çalıştıklarından hiç şüphem yok.
Ancak burada sadece iyi niyet ve çok çalışma yetmiyor. Çünkü biz de biliyoruz ki o seçim günü, o yapılan 1000 tane plan, o görevlendirilen 1000 tane insan seçim günü tam istenildiği gibi işlenmeyebiliyor. Yani örnek veriyorum, ıslak imzalı tutanağın il örgütüne, ilçe örgütüne, ilçe teşkilatına her neyse gitmesi sırasında internette sorun olabiliyor. Cep telefonla fotoğrafını bile çekemeyebiliyor. Şimdi bakın, böyle sorunları niye ben yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Aslında daha doğrusu tanık olabileceğimizi düşünüyorum. Şöyle bir duyum aldım ben. Ya önce çok özür diliyorum. Hani insicamı bozmak için söylemiyorum ama Gökçe'den bir şey rica edebilir miyiz? Ekrem İmamoğlu'nun bir videosu var. Onun üzerine konuşsak senin soruna daha güzel bir yanıt vermiş oluruz. Hazır mı Gökçe acaba o video? Gökçe verelim, Barış bir video istemiş. Sevgili İstanbullular, bugün size önemli bir konuda seslenmek istiyorum. 31 Mart seçimlerinde sandık güvenliğinin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. 2019'daki tecrübemiz sandıklarda kalabalık ve hakim olmanın ne kadar önemli olduğunu bizlere gösterdi ve yaşattı. Seçim günü Cumhuriyet Halk Partili görevlilerimiz İstanbul'daki tüm sandıklarda hazır olacaklar. Ama sandıklarda daha kalabalık olmaya ihtiyacımız var. Her sandıkta bir fazla olmaya ihtiyacımız var. Sizlerden isteğim, kayıt.istanbulgonulleri.org adresinden İstanbul Gönüllerine katılıp müşahit olarak veya gönüllü avukat olarak görev yapmanız. Haydi İstanbul, 31 Mart'ta topyekün bir şekilde demokrasimize sahip çıkalım. Haydi İstanbul, hep birlikte tam yönleri. Barış, bunu Sayın İmamoğlu bir sorumluluk olduğu için mi yoksa ihtiyaç duyduğu için mi paylaştı? Çok güzel. 3 gün önce paylaşılan bir video bu. 3 gün önce Ekrem İmamoğlu resmi sosyal medya hesaplarından bir çağrıda bulundu. Ve İstanbul gönüllülerini işaret ederek dedi ki, daha fazla müşahide ve daha fazla avukata ihtiyacımız var. Daha kalabalık olalım dedi. Şimdi bu soru haklı olarak bende, daha doğrusu bu çağrı videosu haklı olarak bende bir acaba sorusunu yarattı. Yani acaba bir eksiklik mi var örgütlenmede seçim gününe dair diye. Bu size anlattığım meseleler aslında bu videoyla bende ortaya çıkan bir kuşku üzerineydi. Ben bunu CHP'nin İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'e sordum. Özgür Çelik dedi ki, açık açık sordum, ya bu videoda sizin sanki yeteri kadar sandık güvenliğini sağlayamayacağınıza dair bir kuşku yarattı bende. Doğru mu bu kuşku diye. Kesinlikle hayır dedi. Bizim dedi, toplam, hatta rakam verdi, 33.227 sandık var İstanbul'da dedi. 33.227 sandık. Her sandıkta bir görevlimiz olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın dedi. Asillerimiz de var, yedeklerimiz de var. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın dedi. Ancak dedi, biliyorsunuz ki bazı okullarda 40 tane 50 tane sandık olabiliyor. Bizim o okullarda görevli olan avukat sayımız bazen bir, bazen iki. Biz de istiyoruz ki böylesi çok sandıklı okullarda 4-5 avukatla olalım. Gerekirse her kata bir avukatımız, itirazlar konusunda hukuki destek verecek olan avukatımız bulunsun. Biz aslında sayı olarak tamamen örgütlenmiş durumdayız. Ama mesela müşahit dedi. Biliyorsunuz müşahitlik bir görevli kartıyla verilen bir şey. O sayım dökümü sırasında niye bir tane müşahidimiz olsun, 10 tane müşahidimiz olsun istiyoruz. Daha kalabalık olsun istiyoruz. Ekrem İmamoğlu'nun çağrısı aslında bundandır diye açıklama yaptı. Bununla birlikte ben onunla yetinmedim. CHP YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakuboğlu'na da sordum. Kendisi bana paylaşmadı açıkçası. Çünkü dedi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ile paylaşmam gereken bir bilgi bu ama şunu söyleyebilirim dedi, tırnak içinde veriyorum. Şu anda dedi bana gelen 3 büyük ilim verileri var dedi. İstanbul, Ankara, İzmir. Hangi ilde hangi siyasi partiler kaç sandığa sorumlu gösterdi, hepsinin bende listesi var şu an. Ve ben görüyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi, yani kendisinin de dahil olduğu parti, CHP'nin YSK temsilcisi olduğu için, iktidar partisiyle eşit durumda dedi. Yani biz iktidar partisi kadar sorumlu yüklemiş durumdayız o sandıklara dedi.
Bütün bu toplamdan çıkan sonucu size söyleyeyim. Ben tekrar söylüyorum. Bir koordinasyon sorunu biz 31 Mart'ta yaşayabiliriz, görebiliriz ana muhalefet partisi özelinde. Ya da YSK temsilcisinin bana özellikle vurguladığı gibi. Ya dedi ki Şanlıurfa'da dedi kafamızın gözümüzün yarılmadığı bir gün olmuyor dedi bu seçimlerde. Mutlaka bir yerlerimiz kanıyor bizim dedi. Biz dedi YSK konusunda şüphem yok dedi. Parti örgütlenmesi konusunda da şüphem yok dedi. Ancak işin içine devlet girdi mi? Maalesef böylesi olaylarla karşılaşabiliyoruz. Çünkü bir şey daha anlatayım size. Bir kulis iddiası. İstanbul'da kıran kırana savaşın geçeceği yerlerden biri de Sarıyer ilçesi. Biliyorsunuz ki eski aday tekrar bağımsız adaylığını koydu. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir adayı var vesaire vesaire. Bununla birlikte şöyle bir bilgi var bende. Sarıyer ilçe YSK'sında AKP'li üye bir teklifte bulunuyor. Yeni bir bilgi bu. Teklif şu. Ya diyor biz diyor hani bu ıslak imzalar gelecek, tutanaklar gelecek vesaire, veri girişi yapacağız vesaire. Biz bu ilçede de bir daha bir sayalım gibi bir şey söylüyor. Ve böyle enteresan, aslında olmaması gereken, bugüne kadar hiç teamüllerde de olmaması gereken, yani yasalara da pek uygun olmayan bir karar çıkarttırmak istiyor. Niye bu, anlamadım. Yani oyları mı tekrar sayalım diyor. Evet, ilçe YSK'da tekrar sayalım. Yani çuvallar geldiğinde evet, çıkartıp tekrar evet, sayalım diyor. Ve bu reddediliyor. Bu reddediliyor. Bunun reddedilmesine dair bir karar da çıkıyor. Bunu sordum ben Cumhuriyet Halk Partisi yetkililerine. Yani niye böyle bir şey? Yani çok saçma, bugüne kadar olmamış bir şey. Mesele şu. Veriler ne kadar geç girerse manipülasyon ve moral bozukluğu o kadar daha fazla olacak. Aslında o geceki atmosferi yönetmek istiyorlar. Yavaşlatmak. Böyle bir niyet var. Ama en az yavaşlatmak. Ama en azından YSK Sarıyer'de bu karara karşı çıkılmış, bunu söyleyebilirim. Yani böylesi bir hani arka kapıdan dolanma olabilir mi? Olabilir. Ancak tüm bu anlattıklarıma rağmen ben size Cumhuriyet Halk Partisi'nin 3 yani dakika ama. Efendim? 3 dakika. Tamam, 3 dakikada anlatabilirim. 2-3 kurmayından birlikte duyduğum birkaç yer söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu an 14 tane ilçesi var İstanbul'da. Doğru yalan bilmiyorum ama farklı insanların aynı yerleri duyduğum için onları söyleyeceğim. CHP en azından şimdi sayacağım ilçeleri iktidardan almayı düşünüyor arkadaşlar. İstanbul özelinde. Söylüyorum. Beyoğlu. Beyoğlu'nda bir puan, şu an bir puan önde olduğunu söylüyor Cumhuriyet Halk Partisi. Bakın çok enteresan bir şey. Ki Beyoğlu'nun AKP için ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Sen ne dedin? Erdoğan'ın evi dedin. Evet. Erdoğan Kasımpaşa. Kasımpaşa mahallesinde dahil olduğu bir şey. Üsküdar. Kafa kafaya gidiyormuş. Erdoğan oturduğu Kısıklı'nın dahil evet, olduğu ilçe. Kafa kafaya gidiyormuş. Silivri ve Çatalca'dan neredeyse emin CHP. Eyüp Sultan'dan emin. Arnavutköy'den neredeyse emin. Sancaktepe'den başa başlıyorlar. Bayrampaşa'da başa başlıyorlar. Tekrar söylüyorum. CHP'nin kendisine ait olmayan ama umutlu olduğu ilçeleri size söylüyorum İstanbul özelinde. Onların bana sunduğu iddia bu anketlere bakarak. Beyoğlu, Silivri, Çatalca, Eyüp Sultan, Arnavutköy, Üsküdar, Sancaktepe ve Bayrampaşa. Ümraniye'deki farkı da 1,5'a indirdiğini söylüyor CHP yönetimi. O gün dikkatle izleyeceğiz. Umarız. Evet, herkes her şeyi söylüyor. Ama yani seçim günü. Herkes her şeyi söylüyor. Göreceğiz. Şöyle söyleyeyim. İmamoğlu'na çok yakın bir isimle bugün konuştuğumda bana ne dedi biliyor musunuz? Barış, çok rahat bir şekilde alıyoruz dedi İmamoğlu İstanbul cephesi. İstanbul özelinde söylüyor. Ve o gün göreceksiniz. İstanbul'da çok şaşıracağınız ilçeler artık Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminde olacak. Bu konuda çok iddialıyız diye bir cümle söylediler. Bilginiz olsun. AKP cephesiyle konuştuğumda da benim konuştuklarım Murat Kurum'un kazanmasına pek ihtimal vermiyor. Bunu da ekleyelim. Peki. Barış, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Daha dosyalarımız devam edecek. Bir reklama gitmek durumundayım. Döndüğümüzde Murat bize neler neler anlatacak söyleyelim. Turgut Altınok'la başladı, sorularını sordu. Her yerde şu an o konuşuluyor. Bir kişi konuşmuyor. Süremizde bayağı zaman oldu değil mi? Hala Turgut Altınok'tan bir affını isteme, istifa gelmedi. Anne karnında satılan bebekler.
Ultrason kağıdıyla satılan bebekler. Bunun arkasında ne var? Perde arkasını Murat Arel anlatacak. Ama onunla da kalmayacak. Bu kitaptan çok önemli dosyaları konuşacağız. Yine geldiğimizde söz edeceğim ama Murat Arel gerçekten çok konuşulacak bir kitap yazdı. Havala, okuru bol olsun. Okuru kim olacak? İzleyicilerimiz. O nedenle de kitap size emanet. Gerçekten kitaba sahip çıkmak çok önemli. Çünkü onlar öyle ellerini, bedenlerini, özgürlüklerini, her şeyini koyarak yazıyorlar. O nedenle de kitap size emanet diyeyim. Kısacık bir reklama gideyim. Ardından buradayız. Patron olmak zordur. Aynı anda bir tür işi çekip çevirmen gerekir. Neyse ki artık dijital köprünün süper app'i var. Adı gibi süper valla. İhtiyacım olan her şey bu telefonun içinde. Mobil bankacılık, e-fatura, e-ticaret, insan kaynakları. Dijital köprü süper app'teki 20'den fazla dijital çözümle her işi halletmek süper kolay. Dijital köprü süper app'i hemen telefonunuza indirin. 300 binden fazla KOBİ gibi siz de her an her yerden işinize yetişin. Özgürlüğün, demokrasinin ve cumhuriyetimizin gücüdür İzmir. Kadınların yükselen sesidir. İzmir'in ruhu gençtir, gençlerin yanındadır. Kulaklarda çınlayan kahkahalarımızdır. İzmir kardeşliktir, huzurdur, barıştır. Bizim gücümüz İzmir'in dağlarında açan çiçeklerin gücüdür. Güzel İzmir'imiz en temiz havayı, suyu, hızlı ve konforlu ulaşımı hak ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi köklü sorunları çözmek için başlattığı atılımları sürdürecek, İzmir'i yeni bir çağa taşıyacak. Genç kadroların enerjisiyle İzmir'e yeni bir nefes geliyor. Heyecanlıyız. Halkçı ve eşitlikçi belediyecilik anlayışımızla İzmir'in gücüne güç katmaya geliyoruz. Değişimin farkına var. IONIQ 6. IONIQ 6, 1.730.000 TL'den başlayan fiyatlarla Hyundai showroomlarında. Sevgili iyi uyku dostları, ihtiyaç duyduğunuz her anda size destek olmak için yanınızdayız. Bize en çok ihtiyaç duyduğunuz uyku anınızda da en iyi konforu sağlıyoruz. Yeni Serta Perfect Sleeper koleksiyonunu daha dinlendirici bir uyku için geliştirdik. Şimdi lansmana özel %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Max koleksiyonuyla evinizin her yeri her zaman yeni. Permolit boya köklerimizin gücüyle 40 yılın izinde. Bizim demimiz uzlaşmaktır. Bizim demimiz umuttur. Bizim demimiz emektir. Bizim demimiz dayanışmaktır. Bizim demimiz bir olmaktır, bir arada olmaktır. Dem Gerçek futbol keyfi Arçelik dev ekranda yaşanır.
Gerçekçi ses ve görüntü teknolojisiyle size futbolun coşkusunu yaşamak kalır. Üstelik şimdi tüm Arçelik 75 inç ve üzeri televizyon alışverişlerinizde 1 yıllık Digiturk taraftar paketi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında. Milli futbol takımları ana sponsoru ve sürdürülebilirlik ortağı Arçelik, milli takıma başarılar diler. Saç dökülmesine karşı en çok araştırma yapan marka Bioxin. 20 yılda geliştirilen 5000'den fazla formül, gerçekleştirilen 350'den fazla kullanıcı testi ve Bioxin'e güvenen sayısız uzman. Eczanelerde saç dökülmesi kategorisinde 13 yıldır pazar lideri. Sağlıklı yaşam bizden. Kısacası hayatın giderleri bizden, yaşaması sizden. Dünyaya iyi bakın. Sürdürülebilirlik çevre için olduğu kadar insan için, toplumun gelişimine katkı sağlamak için. Akbank tam da bu sebeple sürdürülebilir yarınlar için çalışıyor. Eğitimden gönüllülüğe, yatırımdan girişime, hayatın her alanında toplumsal kalkınmayı destekliyor. İnsan için, hepimiz için. Vodafone Business IoT çözümleriyle işleriniz sizin kontrolünüzde. Red Enerji ile %30'a varan elektrik tasarrufu sağlayabilirsiniz. Akıllı fabrikayla da makine duruş sürelerini ve sebeplerini anlık takip edebilir, üretim performansınızı artırabilirsiniz. Araç takip sistemiyle filonuzun konumunu ve rotasını kolayca takip edebilirsiniz. IoT çözümlerimizle üretim sektöründe verimliliğinizi artırın, maliyetleri azaltın. Halk TV'de Günaydın Türkiye programındasınız. Ben Naz Özdeğirmenci. Sırayla gazetelerin manşetlerine bakalım. Üretmeden tüketmeye, düşünmeden de bir şeylere inanmaya toplum ne yazık ki alıştırıldı. Ülke işsizler ülkesine dönüşmüş durumda. Barınma krizi diyeceğiz bu sefer. Saatler 7'yi gösterdiğinde Halk TV ekranlarında görüşmek dileğiyle.
Vestel küçük ev aletlerinde kaçırılmayacak fırsat. Nightfry XX Large. Az yağlı ve çok lezzetli pratik tarifler için farklı pişirme modları ve geniş haznesiyle Vestel Nightfry XX Large. 2-31 Mart tarihleri arasında sadece 5.499 TL. Üstelik ziple 3 ay erteleme imkanı ve 15 aya varan taksit seçeneğiyle. Kaçırmayın. Vestel'le olur, neden olmasın. Kayda geçsin devam ediyor. Biz dosyalarımızı, haberlerimizi anlatmaya devam edeceğiz. İlk bölümde bir soru sormuştuk. Ne kadar dakikamız oldu geçti üzerinden Barış Pehlivan? Saat tam 1 saat 40 dakika oldu. Ne bekliyoruz? İstifa. Turgut Altınok'un hala istifa etmediğini ben görüyorum. Sosyal medyasından da bakıyorum. A Haber izleyenler var mı? Varsa orada istifa etse bize söylesinler. Ama şimdi o gidecek tabii, istifa için önce bir Sayın Cumhurbaşkanı'nın da görüşmesi gerekiyor. Reklam arasında vesaire. Oradan bir af dilemesi gerekiyor vesaire. Yani ama bu arada... Ama şanslıysa affı belki ekranlarda yer alabilir. Ama biliyorsun, bir şey söyleyeyim. Yani... Biz çok safız. Biz çok safız. Allah aşkına, hani bir senaryo kuralım. Turgut Altınok istifa etmeyi düşünse A Haber bunu yayınlar mı? İşte onu söyledim. Evet, yayınlamaz değil mi? Ya, yani dönüp dolaşıp yine Halk TV Haber yapar. Koskoca Berat Albayrak istifa etti de yayınlayamadılar. Şimdi burayı kapatalım. İzleyicilerimize başlarken şunu söyleyeyim, hiç araya girmeyeceğim. Murat Arel çok önemli. Böyle arka arkaya bize öyle şeyler anlatacak ki bu kadar olmazı diyeceksiniz. Ben geçtiğimiz günlerde bunu tımarhanede anlattım. Sana da söyledim ya. Evet. Gerçekten çekerken böyle hani bir çırpıda anlattığım bir şey sinirlenip durup durup yaptım. Ya olmaz bu kadarı da diyeceksiniz çünkü. Yani polisin yaptığına da olmaz diyeceksiniz. Savcının da yaptığına olmaz diyeceksiniz. Polisle savcının yolunun kesiştiği noktada böyle biraz saçlarınızı yolabilirsiniz. Onu söyleyeyim. Bu bölümde çay içemeyeceksiniz. Çünkü öfkeleneceksiniz. Yer kalmayacak ona. Murat, seni buraya alayım. Sen şeyi böyle beklentiyi çok arttırıyorsun. Ama ben çok sinirlendim ona. Şimdi nereden anlattığını en son söyleyeyim. Hadi. Adana'dan. Benim memleketimden. Şimdi biz daha çok neyi öğreniyoruz biliyor musun? Narkotik birimlerindeki görevli polisler ve aynı zamanda mücadele eden insanlar gerçekten insanüstü gayret gösteriyor. Muhteşem. Vatansever insanların ülkenin karanlığa batmaması için mücadele ettiği kadar o vatansever insanların gölgesine sığınıp da mesleğine ve arkadaşlarına ihanet eden insanlar var. Adana'da bir gün narkotik birimine ihbar geliyor. Telefonu kaldıran kişi plakayı dinliyor ve ihbarın ciddiyetini değerlendiriyor ve sonunda da buna müdahale edilmesi gerektiği kanaatine varılıyor ve operasyona çıkıyorlar. Araç takibi alınıyor. Bir yerde kıstırılıyor araç. Araç kıstırıldığı zaman bir kişi hemen araçtan inip dur ihtarında bulunuyor. Durmuyorlar. Kaçmaya çalışıyorlar. Bir kişi hemen aracın lastiklerini ateş ediyor. Diğer polis de, bizim gözü kara polisimiz, aracın hemen üzerinde bulunan sunroofunu atlıyor. Ve sunroofuna tutunarak metrelerce sürünüyor. Bu görseli verebilir miyiz Gökçe? Sunroofuna atlayarak metrelerce boğuşuyor arabayla. Lastiklerine ateş edildiği için lastikleri indiğinden araç hareket edemez hale geldi. Dolayısıyla da bu ihbarın içerisinde yer alan, arabanın içerisinde yer alan kişiler de çıkıp kaçmaya başladılar. Bu. Bir polis lastikleri ateş ediyor. Diğer polis de aracın üzerindeki sunroof'a tutunmuş ve onların kaçmasını engellemeye çalışıyor. Başarıyorlar. Bir köşede araç durmak zorunda kalıyor. Araçtakiler kaçıyor. Kaçarken de iki polis onları kıstırıyor ve üzerlerinde uyuşturucu hap yakalanıyor. Bu görüntülerden sonra o dönemin valisi, Adana valisi, polise, Cumhur Bey'e, o dönemdeki vali, üstün hizmet belgesi veriyor. Törenle. Her tarafta da haber oldu bu. Tabii ki buradaki izlenen görüntü bir film senaryosu değil aslında. Gerçekten gerçekleşen bir olay. Aradan aylar geçiyor. Bu sefer Konya Narkotik Birimi'ne bir ihbar geliyor. Bir kuryenin uyuşturucu taşıdığı, ihbarını alan narkotik birimleri yolda arama yapıyor. Yolda bir araç çevriliyor. Aracı çevirdiklerinde içindekilere lütfen aşağı inin, arama yapılacak deniyor. Aracın içindekiler bunun gerçekleşemeyeceğini söyleyip bir anda arabanın gazına basıyor ve orada bulunan görevli memurlara zarar veriyor.
çarpıyor, yaralıyorlar. Kilometrelerce sürüyor kovalamaca. En sonunda aracı yakalıyorlar. Araçta hemen indiriyorlar şahısları. Bir kadın, bir erkek, karı koca. Yapılan sorgulamada yakalanan polis, sunroof'un üzerinde gördüğünüz Cumhur. Yani polis kurye çıkıyor. Yolda çevre araması yapıyorlar. Arabada bir şey bulunmuyor ama çevre aramasını yapıyorlar. Yolda giderken araçta bulunan yaklaşık 25 kilo uyuşturucuyu atmışlar. Bunun görüntüleri de var arkadaşlar, verirse bakın. Burada üstün hizmet belgesi alıyor. Burada da yola attıkları uyuşturucu madde. Ardından polis bu kişileri gözaltına alıyor. Gözaltına aldıktan sonra tutuklanıyorlar. Ve soruşturma sürerken cep telefonlarındaki mesajlar ortaya çıkıyor. Timur abi, Barış. Mesajlarda ne çıkıyor ortaya biliyor musunuz? Polis, ne yazık ki mesleğini kötüye kullanan polis aslında bir kuryeymiş. Baron kimmiş biliyor musun? Adana'daki savcı. Savcı, terör savcısı. Savcı, baron, kurye, polis. Ve bunun dışındaysa savcının yazışmaları, aynı zamanda polisin yazışmaları dosyaya giriyor. Sabah gazetesi yapıyor haberini. Dosyada neler var biliyor musun? Diyor ki, bu doktorla konuştun mu diyor şununla diyor. Hayır, konuşmadım diyor. Getirecek mi parayı, getirmeyecek mi diyor. Benim herhangi bir suçum yok, dava açsın diyor. Biz de o zaman açarız diyor, merak etmesin diyor. İlk başta pazarlık yapıyorlar. 500 bin istiyorlar, 300 bin istiyorlar. FETÖ davasından dava açmayacaklarmış. Takipsizlik verilecekmiş. Eğer bu parayı getirmezlerse hakkında dava açacaklarmış. FETÖ borsası. FETÖ borsası. Savcının bütün işleri ortaya çıkıyor. Savcı da tutuklanıyor. Sonra ne oluyor biliyor musun Barış? Sessiz sedasız savcı tahliye ediliyor. Neden? Meslekten men ediliyor. Meslekten çıkarılıyor. Davalar açılıyor. Soruşturma açılıyor. Ceza alıyorlar. Ama tahliye oluyor. Neden? Zaten sorun da orada. Neden? Ben de kitapta onu soruyorum. Neden? Neden? Her şey ortada. Uyuşturucu baronluğu yaptı. Savcının aracı. Savcı da araçta. Savcının aracı. Şimdi Cumhur ifadesinde diyor ki, savcılık ifadesinde. Efendim diyor, ben diyor uyuşturucudan haberim yoktu diyor. Üzerimde sadece hap vardı diyor. Kullanıyordum ben diyor. Beni durduklarında paniğe kapıldım. Uyuşturucu kaçtım yap, diyor. Uyuşturucu hap yani. Uyuşturucu hap. Benim üzerimde diyor bu vardı. Paniğe kapıldım, kaçtım diyor. Eşimi sadece diyor Konya'ya götürüyordum ben diyor. Antalya'ya götürüyordum diyor. Zaten diyor araçta diyor savcının aracı diyor. Topu ona atıyor. Benim diyor peki, uyuşturucudan falan haberim yok çantayı diyor. Çantayı kim atmış? Onu da işte diyor ki biz atmadık, ondan benim haberim yok diyor. Araçta yakalanmadı ki zaten, yol attın. Giderken yakalandı. Ardından, yani bir uyuşturucu ticaretini yapan kişi bu memlekette, bir savcı, onun kuryeliğini yapan da polis. Ödüllü bir narkotik polis. Peki şöyle, savcı baron, ödüllü narkotik polisi de kurye. Şöyle Ataşehir'de polisler bir arama yapıyor. Normal, klasik, rutin GBT araması. GBT'sini 3 tane genci durduruyorlar. GBT sorgulaması yapıyor. GBT sorgulaması yaparken gençlerden hareketlerinden şüpheleniyor polis. Kesin diyor sizde bir şey var. Yine bir şeyler çıkacak sizden diyor. Yok abi biz temiziz falan diyorlar. GBT'sine baktığında daha önce uyuşturucu kullanmaktan gözaltına alındığını falan görüyor polis. Tamam diyor, işte bak gördünüz diyor. Söyleyin diyor, nereden aldınız diyor. Abi vallahi biz kullanmadık falan ama diyor, satıcıyı biliyoruz, sana yakalatabiliriz diyor. Nasıl yani diyor. Abi az önce görüştük zaten diyor. Nasıl ya diyor. Abi diyor, anlatıyorlar olayı. Ardından bununla ilgili izinler alınıyor ve suçüstü yapılmak isteniyor. Sipariş veriliyor. Biz diyor alım yapacağız. Çocuklar arıyor. Şu kadar lazım, bu kadar lazım diye. Hemen bir araç geliyor, yanına yanaşıyor. Polisler suçüstü yapıyor. Yere yatırıyorlar sanığı. Kaldırıyorlar. Kimliğini alıyorlar. Bir bakıyorlar. Polis. Araç da emniyetin aracı. Emniyetin aracıyla polisle yine uyuşturucu satıcılığı yapılıyor. Tutuklanıyor. Araçta da uyuşturucu, uyuşturucu var tabii ki. Şöyle o kadar çok örnek var ki. Mesela Antalya'da Breaking Bad dizisini izlediniz mi? Netflix'te çok uzun soluklu ve muhteşem bir dizidir. Birçok uyuşturucu maddesinin nasıl yapıldığını kimya hocası bunu anlatıyor. Arkadaşlar Türkiye'de de var. Kimya hocası daha önce uyuşturucu ticareti yaptığı için gözaltına alınıyor. Tutuklanıyor. Sonrasında serbest kalıyor. Serbest kaldıktan sonra görev aldığı okulda sevgilisiyle birlikte evini kimyahaneye çevirmiş. Ham maddeyle birlikte uyuşturucu üretiyor. Breaking Bad Türkiye'de gerçek oldu. Peki bunların paraları ne? Timur. Zaten olay burada başlıyor. Bunlar hep vakalar. Ya
O kadar çok kitapta anlatılacak şey var ki. Şimdi onu söyleyeceğim. Ki, sen söyle. Söyle. Kitapta çok madde var. Uyuşturucunun örnekleri de var. Muzların içerisinde yakalanan kokain de var. Sığır deresine yedirilmiş ve istihbarat raporlarına yansımış uyuşturucu da var. Ama ben bu kitapta asıl o uyuşturucu paralarının baronları kadar bu paranın nereden transfer edildiği, nasıl transfer edildiğinin üzerinde durdum ben. Zaten her zaman uyuşturucu dosyalarında söylenen parayı takip ettir. Ve onu yapıyorsun kitabında ve çok başarılı. Parayı takip et. O parayı takip ettiğinde yolun ama senin kuyumculara ve döviz bürolarına evet. denk geldi. Ne ya, gördün? Şimdi şöyle, biz Timur'la Mersin'e gittik. Biz Mersin'e gittik Timur'la beraber. Mersin'de limana gittik. Limandaki işleyişi görelim dedik şöyle. Limandaki işleyişi görmek için de gittik Timur'la. Hatta orada bayağı kişilerle konuştuk. Sonra muz piyasasının nasıl olduğunu, nasıl döndüğünü anlamaya çalıştık. Bak, bu kitabı girişinde bütün herkes okuduğunda bir isim görecek. Gazeteci asla bir kaynağını açıklamaz. Kanuni olarak da bunu açıklamaz. Hakkıdır. Aynı zamanda meslek etik gereği de bu gereklidir. Yanıltıcı ya da yalan bilgi vermediği müddetçe. Şimdi, biz Timur abiyle bir arkadaşımızı ziyaret ettik. Muz sektörünü inanılmaz iyi bilen, hepimizde bütün gazetecilere yardımcı olmaya çalışan, yanlışlıklar varsa düzelten ya da bilmediklerimizi anlatan, Savarona Muz şirketinin sahibi, Twitter'da da Gazete Muz olarak bildiğimiz Hasan Rast geldi. Ben ilk defa bir kaynağımı açıklıyorum. Benim kaynağım Hasan Rast geldiydi. Biz gittiğimizde kendisiyle konuştuk. Ve bana şunu söyledi. Murat dedi, bu anlattıklarımı inşallah dedi, devletimiz ciddiye alacak. Ve bu bataklığı kurutacak. Sineklerle değil, bataklıkla uğraşması gerekiyor. Uyuşturucu ben bu kaçaklığı konusunda inanılmaz bir bilgi. İnanılmaz bilgili. Nereden ne geldiğini her şeyi biliyor. Ama dedi, ben çok ölüm tehdidi alıyorum. Eğer benim başıma bir şey gelirse benim sana mirasımdır dedi. Şöyle, ben bu kitabı yazmaya başladığımda Hasan abiye ulaşmaya çalıştım. Cep telefonuna, işte arkadaşlarına. Ne yazık ki ulaşamadım. Bir dostunun paylaşımında gördüm. Hasan abi intihar etmiş. Öyle bir aracın mi? İçerisinde intihar etmiş. Öyle mi? Ben bunu şüpheli olarak gördüm ve bunu da zaten o yönde ama. Sorgulamaya başladık. Gerekli yerlerle de anlattım, söyledim. İntihar diye geçmiş kayıtlara. Hasan abiye atfettim bu kitabı. Ve çok mücadele verdi. İşte bu kitabın içerisinde yer alanlar, bu illetle çocuklarımızın geleceği, bu ülkenin geleceği karanlığa boğulmasın diye can veren insanlar için yazılmıştır aslında. Onların mücadelesine bir damla su olabilmek için yazılmıştır. Kara paranın izini sürmeye çalıştım. Biz gittiğimizde bir döviz şirketi sahibi tutuklandı bir operasyonda. Aynı zamanda kuyumcu adam. Ya dedik ki, bunlarla ne işi var? Kuyumcularla ne işi var? Kafayı mı yedi bunlar dedik. Bunun izini sürmeye başladım. Ve bir sistemi öğrendik biz. Havala. Ne demek? Havala çok eski zamanlardan normal ticaret yapılırken yanlarına çok fazla para almak istemeyen insanların kervanlarla ticaret yapılırken ta yüzyıllar öncesinde belirli güvendiği kişilerin arasında mesajlaşma yoluyla kendilerinin transfer yapacakları, parayı transfer yapacakları kurdukları sistem aslında. Arapçadan geliyor bize de. Havale, bizdeki havale, banka havalesi de havalanın anlamından geliyor işte. Havala da kayıt dışı para transferi. Yasa dışı para transferi. Yasa dışı para transferi. Silah kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, sanal bahis, aklınıza gelecek bütün kara paranın izinin sürüldüğü yer burası. Bütün paralar buradan aktarılıyor. Kayda geçmek istemeyen. Aynı zamanda o paralar bir de şöyle, göçmen, kaçak göçmenler buraya geliyor. Buradan yasal para gönderemeyecekleri, banka işlemleri olmadığı için yine bu sistemi kullanıyorlar ailelerine para gönderilmek için. Mesela polis bir yaptığı baskında Zeytinburnu'nda bir telefon şirketine baskın yaptı. Afganlar çıktı. Afganların kendi ailelerine Zeytinburnu'ndaki telefoncunun üzerinden para aktarıldığı tespit edildi. Ardından Ziraat Bankası'nda hesaplar açılmış. Oradan normal dövizciler parasını oraya yatırıyorlar. Parayı oradan döndürüyorlar ama işlemleri döviz şirketinden yapılıyor. Peki Murat, bir şey soracağım. Bu paralar kayda geçmesin diye bu yöntem tabii uygulanıyor. Ama burada bütün kirli paralar bir taraftan bir akış içerisinde. Devlet bu akışa göz yummak istemese takip edebileceği, tespit edebileceği bir... Tam da burada Timur Soykan'la benim kitabımda da yer alan değerli dostum Ozan Bingöl'ün de katkılarıyla yazılmış olan bir bilgi var. Biz niye gri listedeyiz? Çünkü bizim nereden buldun yasamız yok. Aynı zamanda
varlık barışı adı altında kanunlar çıkardık. Ve paranın nereden geldiğini ya da nasıl geldiğini önemsemiyoruz. Gelsin diyoruz sadece. Dolayısıyla gelen paranın da haddi hesabı yok. Europol'un raporuna göre bu tür yöntemle aktarılan para dünyada, Avrupa'da özellikle 500 milyar euro. 500 milyar euro arkadaşlar. Bakın şimdi size anlatacağım bir olay. Barış sağ olsun bunu yazdı. Barış Pehlivan Cumhuriyet Gazetesi'nde yazdı. Almanya'da bir tane karakola bir teyzemiz gidiyor. Alman teyze. Benim de altınlarımı verin diyor. Karakoldaki görevli diyor ki ne altını? Siz bana söylediniz terör örgütleri geliyormuş. Benim evimdeki altınları alacakmış. Bana siz haber verdiniz diyor. Ya diyor böyle bir şey yok. Bu olayın aslını nedir bize bir anlat diyorlar. Dinliyorlar. Şikayetini alıyorlar. Ardından tüm Almanya'daki eyaletlere de bu tür şikayet var mı yok mu diye sorular soruyorlar. Binlerce şikayet geliyor. Aynı şekilde herkes dolandırılmış. Ardından bunu soruşturmaya başlıyorlar. Tüm Almanya'da. Kim nasıl bunu yaptı? Ve telefonla arandıklarını tespit ediyor. Telefonla arayan diyor ki biz Alman Emniyet Federal Teşkilat'tan arıyoruz. Eviniz gözetleniyor. Evinizdeki değerli takılar, işte paralarınıza terör örgütleri el koyacaklar. Birazdan arkadaşlarımız sizin oradan geçecek. Gelen arkadaşa güvenebilirsiniz diyor. Gerçekten de öyle bir tezgah yapıyorlar ki telefonla arandığında üstünde sirenleri olan polis arabası geçiyor sokaktan. Nasıl başarıyorlar onu? Çok akılcı ve kolay. Teşkilatla çalışıyorlar. Orada da adamları var içeride. Zaten davada da ondan şüpheleniyorlar. Nasıl başarıyorlar bunu diye. Arka taraftan da yine bizim Türkiye'de olduğu gibi telsiz sesi. Ama, hayır orada bir ihbar var. Tabii. İhbar yapıyorlar. O sırada ihbar yaptıkları için sokakta yani şöyle, polis aracı geçiyor. Özür dilerim. Sorduğunu şimdi daha yeni idrak ettim. Şöyle anlıyorlar. Uyanıklar o mahallede hırsızlık yapılacak diye karakola ihbarda bulunuyorlar. Polis de denetlemek için geçiyor orada. Şimdi ikinci bir ayağıysa buluyorlar onu da aslında. Emniyette de bunlarla ilgili çalışan biri var. Çünkü bu kişiler gittiği zaman onları görmezden gelen ve yardım eden birinden şüpheleniyorlar ve buluyorlar. Bütün yaptıkları tespitle birlikte de bunu Türkiye'ye bildiriyorlar. Neden Türkiye'ye bildiriyorlar? Çünkü bütün aramaların tamamının Türkiye'de İzmir'den yapıldığı ortaya çıkıyor. Yani İzmir'den Alman insanları da dolandırıcılık vakası olduğunu ve bunun da İzmir'den çıktığı anlaşılıyor. Şöyle, Türkiye'ye bildiriyorlar. Bizim polisimiz de bunu alıyor. Lan diyorlar arkadaş biz Türkiye'dekilerle başa çıkamıyoruz. Bir de buradan Almanya'yı dolandıranlar var. Peki dolandırılma miktarı ne kadar? 100 milyon euro. Adamlar bunu takip ediyor. Takip ediyor. 100 milyonlarca euro var ortada. Türk polisi de takip ediyor. Bütün her şeyini inceliyorlar. Dinlemeler yapıyorlar. Araştırmalar yapıyorlar. Abi bütün örgüt İzmir'de. İzmir'de operasyon yapıyorlar. İzmir'de operasyon yaptıkları zaman bu dolandırıcı çetesi. Çete diyorum çünkü devamını da anlatacağım. Bu adamların dolandırıcılıktan elde ettiği paraları havale yöntemiyle getirdikleri, Almanya'dan buraya getirdikleri tespit ediliyor. Aynı zamanda o getirilen kayıt dışı paralarla Antalya'da, İzmir'de, Çeşme, Alaçatı'da oteller aldı, iş yerleri açtı, ziynet eşyaları aldı ve bunlarla birlikte TikTok'ta canlı yayınlar yaptı, lüks araçlarını paylaştı, ortaya çıkıyor. Devam ettiriyorlar operasyonu, bitirmiyorlar. Bu sefer de Mersin'de aynı örgütün başka bir şubesinin Mersin'de olduğu istihbaratını alıyorlar. Mersin'de de kontrol ediyorlar. Mersin'de de operasyon yapıyorlar. İki operasyondaki önemli olan şey ne biliyor musun? İzmir'deki operasyonun yapılış nedeni ve çıkan sonuçtaki bir tane baron var. Almanya'dan kovulmuş, Türkiye'ye gelmiş. Burada çağrı merkezi kurup insanları dolandırmış. İkincisi nerede? Mersin'de. O da kırmızı bültenle aranan kişi çıkıyor. Kırmızı bültenle aranan kişi çıkıyor ve polis operasyon yaptığında 3 tane çelik kapı var. 3 çelik kapıyı kırarak giriyor polis. Yalın ayak kaçmaya çalışırken yakalanıyor. Ve Almanya'da cinayetten aranıyor bu kişi. Cinayet şüphelisi diye aranıyor. Onlarda da 30 küsur milyon euro gibi para çıkıyor. Ardından tekrar araştırmaya başlıyor polis. Ve bunun devamını getiriyor. Denizli'de, başka illerde yine çağrı merkezleri kurularak böyle bir sistemin olduğu ve Almanların dolandırıldığı ortaya çıkıyor. Şimdi Timur, ortaya da başka şöyle bir şey çıkıyor. Bu kişileri özelliklerine baktığı zaman Alman basınında ortaya çıkan şu. Alman yetkililer Türkiye'yi uyarıyor. Diyor ki kardeşim bu adamlar burada klan oluşturdu. Klan biz çete, baron, örgüt diyoruz ya. Almanya'da da yeni bir terim var klan. Aynı aşirete, aynı soya, aynı
kökene ait kişilerin gelip oluşturdukları topluluğa klan adını veriyorlar. Ve bu klanların da çete olduğunu iddia ediyor Almanya. Bunu da resmi raporlarında anlatıyorlar. Bu da Almanlardaki Almanya'da oluşturulan klanlar diyorlar. Bu klanların da isimleri var aşiretlerin. Biri Mira aşireti, biri Zeyn aşireti. Bu dolandırıcılık yapanlar da Mira aşiretinden. Almanya'ya gittiği zaman Mira aşiretini ziyaret eden kimmiş biliyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanı. Bununla ilgili de Almanya Başbakanı yaptığı devlet kanalında yaptığı açıklamada biz bunlarla uğraşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı buraya geldiğinde bunları ziyaret ediyor diyor. Türkiye yine, dikkate almış mı sonra? Daha fazla mı ziyaret etmiş yoksa? Tabii onunla ilgili bilgim yok. Ama görüntüleri var, fotoğrafları var. Hatta bunu televizyonda da videolarda yayınlamışlar. Ardından da bununla ilgili operasyon devam ediyor. Ama ben bu kitabı yazarken tabii Almanya'dayken de Zeyn aşireti kimdir diye baktığımda ya Lebi Derya. Bizim Mardin'in bir ilçesinden Lübnan'a gidilmiş. Lübnan'dan Almanya'ya geçilmiş. Orada çok büyük aşiret haline gelinmiş. Klan haline gelinmiş Almanların deyimiyle. Ve orada da suç örgütü liderliği olmuş. Hatta Zeyn aşiretinin liderinin kitabı var. Orada ben Arapların Cumhurbaşkanıyım diyor. Oradaki bütün tartışmaları, uzlaşmaları onlar çözüyor diyor. Kitabın içerisinde çok geniş anlamda havaalanı nasıl kuruldu? Şimdi bir de orada şöyle bir şey var. Genelde biz suç örgütlerini anlatırken şöyle nasıl anlatırız? İşte şu ihbar oldu, bu ihbar oldu, şu oldu, bu oldu diye anlatırız. Suç örgütü böyle ortaya çıkıyor. Ya da birbirlerinin arasındaki çatışmadan, kavgadan, ihbardan çıkar. Almanya'daki bu havala sisteminin çökmesine, oradaki operasyonların yapılmasına sebep veren olay nasıl çıkıyor biliyor musun? Uykusuzlukla. Havala çetesi başındaki adam şoförle birlikte Almanya otobanında seyahat ederken şoförü uyuyakalıyor. Şarampole yuvarlanıyorlar. Şarampole yuvarlanan, kaza geçiren insan ne yapar? Ambulansın gelmesini bekler ya da sağlık durumu iyi ise kalkar polise haber verir değil mi? Arabada binlerce euro varsa ne yapar? bu kaza geçirenler arabanın plakasını söküyor. Arabada çantalar var, onları alıyor, torpidodaki evrakları alıyorlar, kaçıyorlar. Polis geliyor, bir bakıyor plaka yok. Kaçmışlar. Bu nasıl olur diyor. Yani başka bir durum var diyor. Kameralara bakıyor. Görgü tanıklarına sorguluyor. Ve adamları yakalıyor bir benzin istasyonunda. Üst araması yapıyor. Hepsi 50 euroluk 230 bin euro para yakalıyor üstünde. Ve ardından gözaltına alıyorlar. O sırada savcılığa haber veriyorlar. Diyorlar ki böyle bir olay var. Ne yapacağız? Savcılık diyor ki aman bırakmayın. Çok büyük bir olay var. Çok büyük bir olay var. Burada uluslararası bir çete var. Bu çeteyi ortaya çıkaracağız. Siz kontrollü serbest bırakın. Bütün her şeyini takip alın. Bu örgütü büyüteceğiz. Ardından Almanya toplanıyor. Bütün birimlerle birlikte. Savcılar, eyalet polisleri, başka kriminal daire başkanları hepsi bir araya geliyorlar ve diyorlar ki arkadaşlar bu kara para aklama. Ve bunu biz ortaya çıkarmamız lazım. Hep birlikte bunun üzerine gideceğiz diye abi yeni bir birim kuruyorlar. Yeni polislerden oluşan, uzmanlardan oluşan birim kuruyorlar. Ve bunları takip alıyorlar. Bir yıl takip ediyorlar. Para transfer yapmasına izin veriyorlar. Telefonları takip ediyorlar. Gittiği yerleri takip ediyorlar. Ortaya devasa bir yapı çıkıyor. 287 milyon euro. Nereye gelmiş? Bilin bakalım nereye gelmiş? Türkiye'ye. Nereye gelmiş? Her masada terör örgütlerine. Terör örgütlerine. Suriye'deki terör örgütlerine aktarılmış para. Raporlarda mahkeme... Suriye'deki terör örgütlerine aktarılmış. Aynı zamanda buradaki Türkiye'deki bulunan bir takım kişiler aktarılmış. Bu isimler var tabii ki şeyin içerisinde. Peki bu yapıyı incelerken başka ne çıkmış ortaya? Şimdi Timur abi ilk okuduğunda 5 defa mı 6 defa mı kontrol ettik Timur? Ben hala şey yapıyorum. Tereddüt ediyorum o bilgiyle. Almanya devlet kanalında çıkan bilgi Türkiye'ye bu yollarla kaçırılan altın miktarı ne kadar biliyor musunuz? 75 ton. Ne? 75 ton altın Türkiye'ye kaçırılmış. Ay. Timur abi bunu gönderdiğimde okuyordu kitabı sağ olsun. Murat dedi bunda bir yanlışlık var dedi. 75 ton olamaz. Timur abi mi diyorsun? Evet ya Timur diyorum bazen Timur abi. Yaşım var Barış rica ediyorum. Ben ikinci kez söyleyince böyle dikkat ettim. Hani insicamını ya. Bozdum kusura bakma ama. Estağfurullah. Takıldım ya koç. 75 ton. Belgelerini gönderdim Timur abiye. Çıkan haberleri gönderdim. Devlet haber merkezlerinin haberlerini gönderdim. İnceledi. Bu nasıl olur diyor. Ve bir kişi aranıyor Türkiye'de. Bir tane kuyumcu kaçak. Bu altınları organize eden, getiren, onun parasını aktaran havalayla, altınları getiren ve onun parasını aktaran kişi kaçak. Ve bununla ilgili arkadaşlar ben soruşturmaya ulaşamadım. Sormadığım yer kalmadı ya, gitmediğim kapı kalmadı. Kaçak.
Bunun bir de Türk ayağı olmaz mı? Türkler kurmaz mı Almanya'da? Yani elin Lübnanlısı, Suriyelisi orada kurar da bizim Türkler kurmaz mı? Tabii ki kurmuş. Nasıl kurmuşlar? Bizim Türkler de kurmuş. İlk başta gidiyorlar bu sistemle para deniyorlar. Lan bakıyorlar çok kolay iş ve güzel para var. Çünkü havala sisteminde %1'den %10'a kadar komisyon alıyorsun. Bunlar da kuruyor. Bunlar kurduğu sistemle birlikte de kuyumcularla kuruyor, şirketlerle kuruyor. Şirketler üstünden para yaklıyorlar. Türkiye'de de kuruyorlar, Kıbrıs'ta da kuruyorlar ayağını. Kardeşi Kıbrıs'ta, diğer genç bir tane çocuk var, bir de Kaplan soyadlı biri var. Türkiye'de kuruyorlar, diğer ayağı Almanya'da. Ama Murat, şunun altını çizmek lazım. İzleyicilerimiz havalı sistemini daha iyi anlasın diye tekrar vurgulamak lazım. Para hareket etmiyor aslında. Tabii. Sen gidiyorsun Hollanda'daki uyuşturucu kaçakçısı bir ofise, havalı ofisine, yasa dışı ofise parayı veriyor diyorum 1 milyon euro. Onun burada bir kopyası gibi başka bir ofis var. Şifre veriyor. Ama şöyle. Bir de şifre veriyor. Şimdi şöyle yapalım. Anlatmayı çok sevdiğiniz için biliyorum ama çok emek verdim bu kitabı yazdım. Bu kitap içinde Almanya'ya gittin. Tek tek ne kadar hem evden ayrı kaldı, çocuklardan ayrı kaldı. Ne kadar uğraştığını biliyorum. Yayına gelmedi. O kadar emek verdi. O trafikte nelerin yaşandığını da izleyicimiz okusun ki onlar okuduktan sonra, etrafı anlattıktan sonra, bakın bunlar oluyor dedikten sonra biz zaten her hafta anlatmaya devam edeceğiz. Kitap şöyle, öyle bir dosyayla başlıyor ki söyleyeyim bir. Bir polisin uyuşturucu kuryesi çıkmasıyla, bir savcının uyuşturucu baronu çıkmasıyla başlıyor. İşte tonlarca altının kaçırılmasıyla, havalı sisteminin nasıl işlediğiyle ve her masada nasıl olduğumuzu çok net anlatan şöyle, gerçekten başucu kitabı. Son bir bilgi vereyim mi? İzleyicilerin dikkatine sunuyorum bunu. Lütfen önemseyin bu rakamları. Ve ilk defa da Halk TV'ye özel olarak bunu öğreneceksiniz. Biliyorsunuz ki çok fazla uyuşturucu operasyonu yapıldı. Her şey yapıldı. İçişleri Bakanlığı yetkilileriyle görüştüm. Kitap çıkacağı gün dahi son dakika verilerini aldım. 1 Haziran 2023 ile 25 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda Türkiye'de Ali Yerlikaya döneminde 67 ton esrar, 21 ton sukunk, 2 ton eroin, 1,5 ton kokain, 162 kilogram afyon, 1 ton 472 kilogram bonzai, 13 ton metamfetamin, 3 milyon 862 bin ekstasi, 3 milyon 750 bin kaptagon, 28 milyon 822 bin sentetik eza, 155 milyon 821 bin kök kenevir olmak üzere toplam 107 ton uyuşturucu yakalanmış arkadaşlar. 107 ton. Bir daha yakalanma süresini de söyler misin? 1 Haziran 2023 ile 25 Şubat 2024 tarihleri arasında. 107 ton İnanılmaz uyuşturucu değerli dostlar. Bu Timur hep söyledi. Yakalanan buysa 10 piyasada olan yani. 10 katı. 107 ton. %10'u yakalanmış. Bu senin kitabında bakanlık tarafı, evet. Bakanlıktan da aldığım bir veri. Resmi belge. Evet. Resmi veri. O zaman ne diyoruz? Kitap. Gerçekten izleyicimize emanet. Emeklerine sağlık arkadaşım. Emeklerine sağlık. Tanıtımında da ne demişti? Murat'ın eli ağır olur. Kardeşimin eli ağır olur. O zaman bir kitabı izleyelim. Sonra bir konuğumuz var ve sorularımız var. Kardeşimin eli ağır olur diyorum. Barış ve Timur birer cümle. Ya şunu söylemek istiyorum. Hani bir savcının
uyuşturucu baronu çıkması meselesi ve onun hani tahliye edilmesi nasıl olabilir diye Murat sordu ya. Nasıl olabiliyor biliyor musunuz? Bakın İstanbul Adliyesi'nde iki tane terör savcısı vardı. Çok da bilinen böyle işte FETÖ davalarına vesaire filan bakıyorlardı. Onların da FETÖ borsası içinde yani Fethullahçıları para karşılığı tahliye ettiği vesaire ortaya çıkmıştı. Ya gözaltına bile alınmadılar biliyor musunuz? Gözaltına bile alınmadılar ve normalde bir çete, bir örgüt kurmuşlardı. Örgütten açmadılar davayı, görevi kötüye kullanmaktan açtılar. Yine AKP'nin çıkardığı infaz yasalarından kaynaklı olarak bir kez, bir gün bile cezaevinde yatmadan sadece meslekten ihraç yaşı oldular. Son bir örnek vereyim. O kadar kokuşmuş bir düzenden bahsediyoruz ki. Bakın, bir FETÖ şüphelisi düşünün. Bir arsası üzerindeki KHK şehrini kaldırmak için bir dolandırıcıyla anlaşıyor. Dolandırıcı gidiyor soruşturma yürüten savcıya. Savcı o dolandırıcıya diyor ki benim çalıştığım başka bir dolandırıcı var. Sizi buluşturayım diyor. Bakın FETÖ şüphelisinin dolandırıcısıyla savcının dolandırıcısı buluşuyor. Kendi aralarında parada anlaşamıyorlar. Sonra birbirleriyle gidiyorlar kavga ediyorlar. Birbirleri hakkında şikayette bulunuyorlar. Yani bunun gibi bir sürü size hikaye anlatabilirim. En nihayetinde dönüp dolaşıp şu. Yargıtay'ı ticarethaneye çevirdik diyen hakimler ve savcılar var bu ülkede. Bunlar tapelere kadar inmiş durumda. Bu kirin, gerçekten bu irinin sadece bizim gördüğümüz, bizim anlatabildiğimiz kadarı işte hem Murat'ın kitabında hem Timur'un kitabında çok büyük belgelerle, dosyaları anlatıyorlar. Gerçekten okurun, bu gazetecilerin bu kitaplarına sahip çıkması gerekiyor. Bunu söylemek istedim. Bir cümle. Yani devlet çürüyor. Yani tek adam rejiminde bir toplumsal çürüme yaşanıyor. Devlet de çürüyor. Yargı olmadığı yerde, adaletin yani olmadığı yerde çok hızlı bir şekilde hayatımız kararıyor, ülkemiz kararıyor. Bu çürümeye de aslında her salı yaptığımız dosyalarda da daha fazla tanıklık etmeye devam ediyoruz. Şimdi sizin her hafta anlattığınız dosyaların ucu bir şekilde İçişleri Bakanlarına çıkıyor. Onlardan biri de bu dönemde sık sık operasyonları yapan Ali Yerlikaya. Ama Ali Yerlikaya bu dönemde seçim yolculuğunda. Kim için? Murat Kurum için, AKP'nin İstanbul adayı için o istiyor bir bakan. Oralarda görüyoruz. Hem de seçim güvenliğinden sorumlu. Hem de seçim güvenliğinden sorumlu. Seçime de kalmış şurada birkaç gün. Pazar günü sandık başına gideceğiz. Geçtiğimiz günlerde biz bir toplantıdaydık. Bir toplantıya katılmıştık. O toplantıda da yolumuz TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'a düşmüştü. Kemal Okuyan da konuşurken demişti ki ısrarla biz 31 Mart sürecinden söz ederken ve ona ilişkin sorular sorarken 31 Mart'ı çok konuşuyorsunuz ama esas konuşulması gereken 1 Nisan ve sonrası ben de o an istemsiz böyle konuşunca ne olacak 1 Nisan sonrası gelin yayında sorularımızı soralım dedik. Hızlı sorularımız var böyle hızlı soru cevap yapacağız süremiz de az olduğu için ne olacak da 1 Nisan sonrasını bu kadar konuşmak istiyoruz. Ne değişecek Türkiye'de? Öncelikle herkese iyi akşamlar. Sizlere de kolay gelsin. Çünkü 1 Nisan'a ilişkin çok güzel şeyler söylemek tabii kolay değil. Şu nedenle kolay değil. Zaten Türkiye çok uzun bir süredir, yani depremden önce başlayan çok ağır bir ekonomik zorluk var. Ben ısrarla şunu söylüyorum. Ekonomik kriz yanlış bir sözcük. Türkiye'de halkın üzerinde büyük bir ekonomik kriz var. Yani bunun altını çiziyorum. Türkiye'de birileri kar etmeye devam ediyor. Ve bunun bedelini halk ödüyor. Şimdi zaten bir de üstüne deprem geldi. Çok geniş bir bölgeyi vurdu. Tabii Türkiye'nin kaynaklarının üzerinde yeni bir baskı yarattı. Sonra sistematik bir şekilde artan hayat pahalılığı. Şimdi 1 Nisan'dan itibaren ise Türkiye'de seçim yok. Yani geçen yılda Türkiye'de bir seçim vardı. Eninde sonunda seçim dönemlerinde siyasi iktidarlar kemeri öyle çok fazla sıkamıyorlar. Buna rağmen insanlar çok yoksullaştı, hayat pahalılığı arttı. 1 Nisan'dan itibaren Türkiye çok ağır bir döneme girecek. Nüfusun büyük çoğunluğu için. Ya ekonomik açıdan bakın söyleyeceğimiz şeyler buna işte yalanlama yalanlıyorlar falan böyle şeyler olmayacak diye ama yani bu işin matematiği böyle. Faturalar şişecek. Yani nedir en temel mesele elektrik ve doğalgaz. Tamam yaza giriyoruz. Biraz bunun tolere edilebilir bir dönem olacak ama sonbahardan itibaren çok şişkin faturalarla karşılaşacağız. Ücretler bir artmayacak artık. Şimdi Erdoğan ne diyor? Verdiğimiz gidiyor. Değil mi? Bugün de söyledi. Evet, gider tabii. Zaten bu işin kuralı bu. Enflasyon
şeyi, kaynak aktarım mekanizması. Dolayısıyla yoksullardan alıp başkalarını kaynak aktarıyorsunuz. Şimdi ama vermeyeceklerdi. Yani vermeyecekleri bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla insanlar çok somut bir şey. Eskiden ne oluyordu? Hayat pahalılığı bir düzeyde artıyordu. Biraz da ücretler artıyordu. Dolayısıyla insanlar bir yanılsama içerisine girebiliyorlardı. Çok şükür işte biraz daha arttı. Şimdi o da olmayacak ama hayat pahalılığı devam edecek. Dolayısıyla 1 Nisan'dan itibaren Türkiye bir asıl meseleyi, ekonomiyi konuşmaya başlayacak. En azından şimdilik görünen vadeli bir seçim gözükmüyor. Peki sizce bu yani bir toplumsal muhalefetin de güçlenmesi anlamına gelir normal koşullarda? Yani toplumun tabii bu açlığa, hatta yani bu yoksullaştırmaya karşı bir tepki göstermesi anlamına geliyor. Ama iktidar da otoriter bir iktidarla karşı karşıya. Üzerindeki toplumun üzerindeki baskının da artması anlamına gelir mi böyle bir süreç? Zaten başka çareleri yok. Erdoğan'da 1 Nisan sonrasında daha sert bir süreci mi başlatıyor? Seçimden biraz nasıl çıktığına bağlı. Yani güçlenerek çıkmak ister böyle bir süreçte. Çünkü kendilerinin de söylediği gibi böyle 2026'ya kadar enflasyon öyle tek hanelere falan inmeyecek. Yani o iki yıl çok kıymetli. Ama seçimden güçlenerek çıkmadığı takdirde ciddi bir sorunla karşılaşacak. Evet, dediğin kesinlikle doğru. Bu toplumda bir tepkinin de ortaya çıkması demek. Hiçbir baskı tepkinin ortaya çıkmasını sonuna kadar engelleyemez. Dolayısıyla bir tepki çıkacak. Şimdi ne yapacaklar, neyle yönetmeleri lazım. Çünkü sürdürülemez bir yoksullukla karşılaşacak. Zaten şu anda çok ağır bir baskı var. Bugün aslında bir anlamda onun itirafı değil mi? Tabii, ne yapacak tabii, olmuyor. Yani, tabii yani bakın bir 20 küsur yıldır iktidarda olan bir partinin lideri çıkıyor topluma diyor ki ne versek boşa gidiyor. Şimdi çok acayip bir şey bu. Bir de ekonomist değil miydi? Ben ekonomistim diyordu ama. Ben şimdi depremi hatırlattınız ya. Şunu merak ediyorum. Hatay'ın yani evet, bir deprem bölgesinin önemli ilçelerinden birisi Defne. Evet. Ve hani deyim yerindeyse Defne'de bir komünizm hayaleti dolaşıyor sanki. Evet. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Ve TKP'nin gerçekten çok iddialı olduğunu görüyorum ben Defne'de. Hı hı. Neler oluyor? Var mı gerçekten, yoksa sizin propagandanız mı sadece? Ha yok, bizim ya bakın, bizim anket şirketimiz yok. Biz anketlerle çalışmıyoruz zaten. Yani öyle bir şeyimiz yok. Ve anket şirketleri çok uzun bir süre bizim adayımızı anketlere koymamaya direndi. Hı. Her yerde bunu yapıyorlar. Yani bunu duyuyorsunuzdur. Yani tek başka partilerin de başına geliyor bu. İnsanlar ısrarla söylüyorlar, ben işte mesela TKP'ye oy vereceğim. Ama ankette yok. Dolayısıyla işlemiyorlar onu. Şimdi uzun süre böyle gitti Defne'de. Sonra o kadar büyük bir şey var ki, toplumsal şey, olgu var ki, bunu değiştirmek zorunda kaldılar. Şimdi elimize anketler ulaşıyor. Çok başa baş bir şey var Defne'de, tablo var. Sokakta ise o başa başlığın ötesinde bir ilgi var. Ben daha yeni geldim Defne'den. Bunu da doğal karşılıyorum. Yani iyi bir çalışma yürüttük. Mesele sadece deprem dayanışması değil. Evet, onun çok büyük bir etkisi var. Yani insanların gönlüne girdik orada. Ama daha ötesi var. Halkın, ben mesela geçenlerde bir toplantı yaptık. Orada söyledim, halk kazandı orada. TKP değil. Çünkü gerçekten de hani depremi yaşamış, biraz da yaralanmış bir toplum var orada. Ayağa kalkmışlar. Birbirlerinden tutmuşlar. Bizim tam istediğimiz türde. Mesela ben hakikaten çok gidip geldim bu ara Defne'ye. Umut var, öfke de var tabii falan ama tutmuşlar ellerinden ve birlikte siyaset yapmanın keyfini. Bizim için asıl kazanım bu. Yani o yüzden ben hani hiç TKP kazandı diye bakmıyorum. Halk kazandı orada. Yani çok net bir şekilde söylüyorum. Ha, iddialı mıyız? Kesinlikle iddialıyız. Kemal Okuyan, peki bu neden arttırılamıyor? Böylesi ağır bir ülke koşulunda. Yani az önce söz ettiniz. İşte 1 Nisan'dan sonra evet, Türkiye daha ağır bir ekonomik tablo bekliyor. Muhalefetin daha da iktidara benzediği, evet, benzer bir siyaseti yürüttüğü ki hep eleştiriyoruz bunu. Böyle bir yerde toplumsal muhalefeti de ayağa kaldıracak hale nasıl dönüşemiyor hala? Ya şimdi tabii burada... Ya mesela sadece Defne örneğini bu masada neden konuşmak durumunda kalıyoruz? Doğru. Şimdi Defne büyükçe bir örnek. Önemli bir örnek. Yani nüfusu küçük ilçelerden değil, büyük ilçelerden bir tanesi. Hatay'ın merkez ilçelerinden bir tanesi. Bunu unutmamak gerekiyor. Ama haklısınız. Başka yerlerde de iddialı olduğumuz yerler var. Daha küçük yerleşimler belki. Bir de Kadıköy var. Onu hiç gündeme bile getirmiyorum. Yani çok konuşulduğu için.
Ama şunu söyleyeyim, demin aslında sevgili Timur'un sorduğu soru da bununla bağlantılı. Hep temel meselenin üzerine örten başlıklar Türkiye'nin gündemine geliyor. Yani Türkiye çok uzun bir süredir bir Erdoğan'dan kurtulma şeyiyle hareket edildi. Bunun bir açıdan gerçek, bir açıdan tuzak olduğunu anlatmaya çalıştık. Ve olmadı. Ya da Türkiye'de işte etnik temelli gerilimler. İşte bir oyun kurmaya çalışıyorsunuz, bir hamle yapıyorsunuz, pat göçmen meselesi öne çıkıyor. Önemsizdir anlamında demiyorum. Yani asla. Kürt sorunu da önemlidir, göçmen meselesi de önemlidir bütün boyutlarıyla. Ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Türkiye'de aslında temel mesele şu. Türkiye'de küçük bir azınlık sürekli mutlu oluyor, zenginleşiyor. Onlar keyfini sürüyorlar bu güzelim ülkenin. Çok büyük bir çoğunluk ise sürekli acı çekiyor. Depremde onlar ölüyorlar, yoksulluğu onlar çekiyorlar, işsizliği onlar çekiyorlar. Bağırılıyorlar, çağırılıyorlar. Gerektiğinde de bir de dayak yiyorlar. Şimdi böyle bir tablonun temel şeyi aslında ekonomik, yani bugünkü sosyoekonomik düzenle ilgili bir şey. Bu bir türlü ön plana getiremiyoruz. Yani burada bizim eksiğimiz var ama bir de tabii bu bilinçli politikalarla gündem sürekli değiştiriyor. Ama toplumda da yani düzen siyasetine karşı oluşmuş. Özellikle hem depremden sonra hem ekonomik krizden sonra yani biraz daha böyle nasıl bir zamanda emekçilerin yanında, üretenlerin yanında, halkın yanında bir siyaset anlayışına ihtiyaç varmış gibi görünüyor. Ama hep barajlar, hep işte seçim barajları yani. Aksine işte... bile halk da tam onun karşısında oluyor. Yani böylesi TKP tip partilerin adaylarında da ne yapıyor? Aman oyları bölüyorsunuz. Orada aday göstermeyin. Bu defa tam aksine yani halkın da böyle bir siyasetin yanında olmadığı, daha düzen siyasetine alıştığı ve sessizleştiği bir süreç yaşanıyor. O da kırılamıyor ama. Ama pek çok kişiden de şunu duyuyorum. Aslında onu da merak ediyorum. Çok doğru bir şey söyledin şöyle. Yani o düzen siyasetine mecburen oy verdiğini söylüyorlar sokakta konuştuğumuz insanlar. Aslında diyorlar ki ya ben bu düzen siyasetinden bıktım, bir gelecek görmüyorum burada diyor. Ama işte bu diğeri verirsem oyun boşa gider, işte oylar bölünür şey yapıyor. Onu nasıl kıracaksın, yani o nasıl kırılmıyor? Şimdi, veya sizin önünüzdeki en büyük engel bu mu? Büyük engellerden bir tanesi bu ama bu yalnızca böyle bir seçim aritmetiği üzerine kurulu bir şey değil. Bakın insanlar buna hak da vermek gerekiyor. Şimdi çaresiz olan insan ve önünü göremiyor. Dolayısıyla bir gün sonrasında bir çözüm arıyor. Şimdi bizim söylediğimiz şeyi hak veriyorlar, doğru diyorlar ama hemen acaba kurtulabilir miyim bu şeyden diye. Yani daha kısa vadeli ve aslında gerçek olmayan, hayal olan bir çözümün peşine giriyorlar. Şimdi burada bu girdiğimiz süreçte özellikle genel seçimden sonra buradan bir uzaklaşma var. Mesela seçim atmosferi var, kimse heyecan yaratamıyor ama insanlar politikaya o kadar da ilgisiz değil. Dolayısıyla bir başka çözüm arama şeyi arttı. Zaten bizim şu anda hani çalışmalarda biraz böyle görünür olmaya başlaması, işte Defne örneği, başka örneklerin kaynağında toplumda ya bu böyle bize çözüm diye önümüze konan şeyler pek de çözüm değilmiş, olmuyor bu iş, başka şey mi yapmak lazım diyenlerin sayısında artış var. Bunu çoğaltmamız gerekiyor. Bir de dediğim gibi şey tuzağından çıkmak gerekiyor. Eğer bizim emek sermaye çelişkisi dediğimiz, bunu kimileri zengin yoksul diyebilir, işçi patron diyebilir, ne olursa olsun ama bu ekonomik temelli, bu toplumsal adaletsizliğin üzerine örten başlıklar olduğu takdirde işte yani din meselesini iyi kullanıyorlar. İşte milliyetçilik meselesi iyi kullanılıyor ve bunlar sürekli olarak toplumun önüne yeni bir şey yaratıyor. Halbuki bu toplum şunu görse, ya kardeşim bu kadar kaynağı olan bir ülke, bu kadar güzel bir ülke, yani tarımı aslında kendine yetebilecek bir ülke. Çalışkan şu anda bir ülke yetmiyor. Yani. Çok çalışkan bir ülke. Eğitilmiş iş gücü, hala göreli genç nüfusumuz var, yani kaynakları var, bir enerji açığımız var. Onun dışında her şeyi yapabilecek bir ülkede niye bu yoksulluk var sorusunu sorması lazım herkesin. Ve bir tarafta da çünkü inanılmaz bir zenginlik var. Yani şey yok işte mesela ekonomik krizin de olması için biraz herkesi etkileyen bir şeyin olması lazım. Türkiye'de büyük holdingler para basmaya devam ediyorlar. Yani zenginleşmeye devam ediyorlar. Kemal Bey yani gördüğünüz gibi babadan kalan 600 daireler, işte 69 daireler falan da holding olmaya gerek yok bunun için. Evet. Orada bir de sıra paraya da gelmedi. Tabii. Daha yok. Yani
Şimdi bakın, ben bunu başka yerlerde de söyledim. Şey şu son derece önemli. Bunun sorgulanması bile önemli. Demek ki hani bu ölçüde bir zenginlik. Çünkü herkes dediler ki ya bu nereden geldi? Bu zenginlik sorgulandı ama. Yani AKP seçmeni tarafından da bu tabii zenginlik ki, kesinlikle. Sorgulandı. Ve zaten orada Ankara'daki oylardaki düşüş şunun bir kaynağı da bu oldu. Bunu, bu mesela iyi bir şey. Burada bu sorgulamaya devam edelim. O zaman niye mesela bu holdinglerdeki biriken zenginlik ve bu halk yoksullaşırken, bu haldeyken, bu Türkiye'deki büyük holdinglerdeki zenginleşme de sorgulanmalı. Madem zenginliği sorguluyoruz, değil mi? O ne diyor? Babadan kaldı. Ya da anneden kaldı, aileden kaldı. Holdingler ne diyor? Biz de vergimizi ödedik, girişimcilik yaptık. İstihdam ya, ettik. Böyle mi? Sen niye zengin değilsin? Yeterince çalışmamışım diyor. Sen niye zengin değilsin? Yani gerçekten bu sorunun sorulması gerekiyor. Bizim size sormamız lazım ya. Sizin yani mal varlığınızı açıkladınız mı siz? Kemal. Biz zaten parti yöneticileri veriyor. Öyle mi? Tabii mecburuz. Sizin 600 daireniz yok mu mesela? Yani babadan kalsaydı şu anda TKP bayağı etkili bir çalışma yürütürdü. Şimdi hiçbir bu masada oturan hiç kimse bu holdinglerden, bu zenginleşen insanlardan daha az zeki değil. Daha az çalışkan değil. Tam tersi. Ama bir eşitsizlik var. Şimdi kimse bize yutturmasın. Birilerinin sırtına binerek zenginleşen bir topluluk var. Bir halkımızın aslında bu temel meseleyi sorması lazım. Bu Türkiye'de de böyle. Almanya'da da böyle. İngiltere'de de böyle. Muazzam bir eşitsizlik var. Yunanistan'da da böyle komşumuz. Bunu sağladığımız zaman bu temel mesele. Mesela ben Defne'ye gittiğimde ya yoksul insanlar zaten depremde yoksulluğu arttırmış. Baktığım zaman yani ama umutlanmışlar. Mesele bu. Yani bu çaresizlikten umut üretiyor. Neden umut üretiyorlar? Ciddiye almışlar ya, biz kurtuluyoruz. O kadar önemli ki bu. Yani depremin üzerinden bir yıl geçmiş, bir ilçe ayağa kalkabileceğini, kendi kendini yönetebileceğini ve bazı şeyleri çözebileceğine dair ikna olmuş o yoksul insanlar. Ben bunu gördüm. Ve mutlu oldum. Emin oldum bunun dar anlamıyla TKP ile ilgisi yok. Ben çünkü bu ülkenin insanların çaresiz durmasından çok rahatsız oldum. Kadıköy'de bu umudu yaratabildiniz mi? Maçoğlu'nu Tunceli Belediye Başkanı'na aday gösterdiler. O konuda da eleştirildiniz biraz. Eleştiri ayrı, onu da çok konuştuk. Artık seçime 3 gün kaldı. Evet, evet. O kısmına girmeyelim ama yani şöyle, Fatih Maçoğlu'nun görünce insanların mutlu olmasının bir nedeni olması lazım. Demek ki o çareyi gösteriyor ve o iletişim kuruluyor. Tabii ki umudu yarattık Kadıköy'deki. Tabii ki çok farklı sosyoekonomik şeyler. Yani Defne ile Kadıköy arasında çok var. Ama ben şunu rahatlıkla söyleyeyim. Türkiye'de AKP'ye oy veren kesimlerde, hatta başka sağ partilere oy veren kesimlerde ciddi bir arayışı var. Bunu ben daha önce de söylüyordum. Bu arayış hemen sonuç vermeyebilir. Ama şundan emin olmak gerekiyor. Türkiye'de eğer devrimciler, sol meselenin özü üzerinde çalışmaya devam ederlerse, biz onu yapmaya çalışıyoruz. Eninde sonunda bu halk ayağa kalkacak. Bakın, AKP'ye oy verenleri daha kolay ikna ediyoruz. Ya AKP oy verenlerin siz gün gelip TKP'ye oy verebileceğini mi düşünüyorsunuz? Veriyorlar. Şu anda öyle. Eski MHP'liler. MHP'liler şu an TKP'ye oy mu veriyor diyorsunuz? Adaylarımız arasında eski MHP'liler var. Adaylar arasında eski. Evet. Bakın, eleştirilmediniz mi? Yani TKP de mi sağa açılıyor diye? Ama yok, bu insanlar, biz geçmişte yanlış bir yerde duruyorduk. Şimdi bunların bir bölümü depremde bizi izlemişler, görmüşler. Bir bölümü bakıyorlar, ediyor. Yani bakın, karşımızda muazzam bir sağ kitle var. Zaten biz bunları etkilemeden Türkiye'de iddia sahibi olamayız. Hep kendi aramızda mı şey yapacağız? Biz mesela niye sol içi tartışmalardan uzak durmaya çalışıyoruz? Bu yüzden uzak durmaya çalışıyoruz. Tabii ki CHP tabanına da sesleniyoruz falan. CHP de büyük bir camia. Ama yani Türkiye'de sağın tabanını ikna etmeden Türkiye'de bir dönüşüm mümkün mü? Olamaz böyle bir şey. Tabii ki bunu yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Ama gerçek bir dönüşümü sağlayarak, şey olarak değil. Hani oradan figürü alalım, oradan yani en azından ben TKP için söyleyeyim. TKP böyle
eklentilerle çalışan bir parti değil. İlkeleri var. Her yerde aynı şeyleri söylemeye çalışıyoruz. Bu bir dönüşüm sürecidir. Ama şunu söyleyeyim. Evet, tabii ki sağdan insanları da dönüştürüyoruz. Ve bundan da çok mutluyuz. Bu insanlar da yoksullaşıyorlar. Bu insanlar da Türkiye'deki adaletsizlikten şikayet. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Tarikatlardan çok fazla şikayetçiler. Yani Türkiye'de sağ seçmenin laik duyarlılığı olmadığı tezi en azından bir kesiminin doğru değil. Anketlerde hatta şey çıkıyor. Yani tarikatlar kapatılsın mı dendiğinde AKP seçmeni %50'den fazlası, evet, %60'a yakını kapatılsın diyor. Çok yüksek, evet, bu. Yani dolayısıyla yani Türkiye, bakın, depremden önce başlayan bir sarsıntı yaşadı Türkiye. Depremle beraber o arttı. Bir arayış içerisinde toplum. Biz buna yetişmeye çalışıyoruz. Umarım zamanı iyi değerlendiririz. Çünkü sürdürülemez bir sistem var karşımızda ve eğer boşluğu siz doldurmazsanız sağlıklı bir şekilde başkaları doldurur. Aşırı sağın bir yükselişi olacağı tespitleri yapılıyordu. Mümkün. Dünyada ve Türkiye'de, siz de buna katılıyor musunuz? Kesinlikle. Yani böyle bir tehlike var. Bunun önüne geçmek için zaten bakın, bu yoksulların arayışı ve öfkesine yanıt üretemezse sol, bütün dünyada olduğu gibi sağ ırkçı bir çizgi yükselir. Ve bunun sinyalleri var zaten. Dünyada, bütün dünyada sonuçları çok ağır olabilir. Akşamı bence başlığını, manşetini aldık. Eski MHP'liler aday ve AKP'lileri daha kolay ikna siz ediyorsa. Siz gazeteciler hiç uslanmayacak. Uslanmayız. Kemal Okyan, çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim. Teşekkür çok ederim. Sağ olun. Aslında biraz biliyorsunuz yayınımız daha devam edecekti ama bugün erken bitireceğiz. Kemal şimdi değil, bir 5-6 dakika sonra bitireceğiz. O nedenle izleyicimize söz verdiğimiz, senin anlatacağın bir haber vardı. Çok hızlı onu anlattıracağım. Kemal Okuyan'la vedalaşırken arkadaşlar, Murat Ağrel'in kitabını hatırlatalım. Uyuşturucu parasının izini sürdük. Hı hı. Ve bu para nerededir? Bu sistem nasıl işliyor? Bugün için bir değişikliğimiz var. Bir teknik sebeple, stüdyoya da ilişkin bir teknik sebeple hali erken bitirmek durumundayız. Bir 5 dakika daha gideceğiz arkadaşlar. Yayın esnasında gerçekleştiği için sizin de bilginiz yoktu. Susturdular mı sizi Şule Hanım? Beni susturamazlar Murat Ağrel, bilirsiniz. Evet. Şimdi... Evet. Bu konu çok can sıkıcı. Ya, ben de bunu gördüğümde Murat dedim, mutlaka bunu yapalım. Sen de hemen o Cumhuriyet'in çok önemli haberi üzerinden konuşman gereken yerleri aradın. Ya nasıl olur bu iş? Anne karnında bebekleri kim satar? Nasıl satar? Bir anne çocuğunu nasıl satar? Ha, işin arkasında bir yoksulluk mu var? Biz bu yoksulluğa ilişkin insanların organlarını sattığını bile gördük. Böyle bir şey mi? Ultrason kağıdıyla ilanlar var. Doğmamış bebekler satılıyor, 6 ay sonra doğacak üzerinden fiyatlar belirleniyor. Hatta bir konuşmayı şimdi paylaşacağız. Ne olmuş Murat, bunun perde arkası nedir? Şöyle, ne yazık ki ülkemizde çok ciddi bir ekonomik kriz var. Ve bu ekonomik krizin halka yansıması da çok çeşitli yönlerde oluyor. Bunun çok da versiyonları var. İnternette açık açık site kurmuşlar. Bebeklerini satıyorlar, çocuklarını satıyorlar. Birisi... 55 günlük kız bebeğini satıyor. 100 bin liraya. Güvendiğim bir aileye diyor. 55 günlük daha kız çocuğu fotoğraflarını paylaşıyor. 100 bin lira karşılığında çocuğumu getirip bırakacağım diyor. Başka biri daha anne karnında ultrason görüntülerini gösteriyor. Hastane masraflarımı karşılayın yeter, ben çocuğumu vereceğim diyor. Bir göçmen sadece diyor 100 bin liraya ihtiyacım var. Çocuğu vereceğim, ben geri ülkeme gideceğim diyor. Sığınmacı.
Ya o kadar çok şeyler var ki Timur. Yani 7 aylık çocuğunu 170 bin liraya satıyor. 6 aylık çocuğunu 90 bin liraya satıyor. Ve Cumhuriyet bu haberi yaptığı zaman çok büyük bir infial oldu. Aile Bakanlığı hemen buna devreye girdi. Hemen bunlar hakkında yasal işlemlere başladı ve bu siteleri kapattı. 30'a yakın site varmış böyle. Kapatıldı. Ve bununla ilgili de insanlar zaten tepki de gösteriyorlar. Altına yazıyorlar. Ya ne demek bu? Biz ücretsiz çocukları alır bakarız, devletimiz bakar gibi yorumlar da yapılıyor. Ama neticesinde işin içerisine geldiğinde bir tanesi benim canımı çok acıttı. Yiyecek ekmeğim yok diyor. Geçinemiyorum diyor. Ve benim paraya ihtiyacım var çünkü çocuğuma da bakamayacağım ben diyor. Çocuğumu da diyor 100 bin liraya satıyorum diyor. Bunun neticesinde diğer çocuğuma bakabileceğim diyor. Yani ardında büyük bir yoksulluk. Hem bir sürü şey var, neden var. Şöyle yani kaçak Türkiye'ye gelip burada imkansızlıklar içinde yaşama var. Ya da başına gelecek olaylarla ilgili. Ya da yoksulluk var, derin yoksulluk. Gerçekten bir de bunu mesleğe çevirenler var. Ya da gayrimeşru olarak çocuk doğuran var, ya hamile kalan var. Gizli olarak ailesine kabul ettiremeyen, ailesinin reddettiği ama çocuğu mecburen vermek zorunda olduğu durumlar var. Devlete gitmek yerine bu tür şeylere başvuruyorlar ve ne yazık ki çocuklarını satıyorlar arkadaşlar. Bebeklerini satıyorlar, canlarını satıyorlar. Böbreği duyduk, ne bileyim bir organının satışını duyduk. Ama bu sefer bebeklerini, çocuklarını satıyorlar. Oh, çok acı gerçekten. Şimdi sürem kalmadığı için bunu devam ettiremiyorum. Kapanış yapmak durumundayım arkadaşlar. Sürem kalmadı mı? Tamam. Veremiyor muyum? Çok kısa en azından dersi verelim. Hemen Volt'a verelim. Bir annenin isyanını dinletmek istiyoruz size. Birkaç hafta önce bu ekrandan o çığlığı atmıştı. Ve bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitinginin ardından o çığlığı attı. Benim çocuklarımı bulun, benim çocuklarımı bulsunlar demişti. Bir izletelim, ses verebilir miyiz hızlı? Öztürk'ün isyanı nedeni... Suna Öztürk Rönesans rezidansı yıkıldı. Orada hem kızını hem iki torununu, çok küçük yaştaki iki torununu kaybetti. Onların cenazelerinin en azından bulunmasını ve bir mezarların olması için mücadele ediyor. Depremde bütün kayıpların, yani sadece DEMAK Derneği 147 tane kayıp başvurusu var. O kayıpların bulunmasını istiyor. Bu annenin çığlığını gidermek için o Rönesans'ın enkazının döküldüğü yerde bir arama yapılacak. Ve bu Cumhurbaşkanı kadar. Erdoğan ne... Devlet Bahçeli, ne İçişleri Bakanı bu insanlarla ilgili, yani depremde yakınlarını kaybeden insanlarla ilgili tek kelime etmiyor. Bir annenin çığlığı da öyle yok olup gidiyor toplumu duyarsızlığında. Böylesine sağırlar işte. Bitirmek durumundayım arkadaşlar. Emeklerinize sağlık. Haftaya salı biz yine masamızı kuracağız. Buradayız. Tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ederiz ve en çok size iyi geceler.